Beliniz mi ağrıyor? Boyun ağrıları kabusunuz mu oldu? Sırtınızda sancılar mı var? Endişelenmeyin. Bize geri dönüşlerde ameliyata giden yok. Siz sorun fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, yardımcı doçent doktor Faruk İbrahimoğlu yanıtlasın. Şimdi Zahide Yetiş'le de. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ağrısız sancısız bir gün biliyoruz, bir ömür diliyoruz size. Gözünüze yaş, ayağınıza taş değmesin inşallah. İyi başlayalım, iyi devam etsin. Fizik amin hocam. Hep böyle, biz hep böyle başlıyoruz programa. Ağrınız yoksa en iyi, sizden daha iyisi yok diyorum hep. Evet, gerçekten. Değil mi? Siz en ağrılarla siz uğraştığınız için en iyi siz biliyorsunuz. Fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı, yardımcı doçent doktor Sayın Faruk İbrahimoğlu bizimle beraber. Sizin geleceğinizi duyunca sordum, ağrısı olan var mı diye. Müsaadeniz olursa siz hemen muayenehanenizi alabilir miyim yan tarafa? Tabii. Böyle ayarladık. Gel bakayım kuzum. Nerede şey mikrofon? Gel, gel hemen, gel. Mesela düşmüş hanımefendi, bir anlat bakayım önce bir derdini. Gel bebeğim benim. Geçmiş olsun. Merhaba. Şöyle dön hayatım. Bir taraftan otur, seni göstermem de lazım. Görebiliyor musun Fakizeciğim? Hocam sizi ben böyle alsam. Aha, tabii. Bir anlat bakayım şimdi derdini. Hocam ben geçen yıl yazlıkta düştüm. Geçmiş olsun. Ama havuza giderken 4 basamaklı bir merdiveniniz vardı. Evet. Terliklerimiz ıslaktı. O arada düştüm. Ondan sonra çok ağrım oldu ama 4 gün 5 gün. Nerenizde ağrı oldu? Daha çok şu omurliğimin üzeriyle kalçalarımın üzerine vuran ağrılar oluşmaya başladı ama. Sol tarafta? Hayır, her iki tarafımda da oluşmaya başladı. Ama o gün ilk müdahale yapıldığı zaman acilde tetkikler yapıldı, röntgenler ama hiçbir çatlak ya da bir herhangi bir ezik çürük olmadığını söylediler hemen bana. Hemen gittin mi? Tabii tabii, hemen. Sitenin İlk yardım ekibi götürdü sağ olsunlar. Evet. Ama o ağrılarım İstanbul'a dönünce tekrar devam etti. Ben yine tekrar burada gittim. Ama yine yok denildi. Ama ben bu ağrıları her gün değil ama zaman zaman çok yaşıyorum. Kaç yaşındasın? Bazen öyle tutuyor ki doktor bey. Mesela pantolonumu giyemiyorum. Ya da kızımı merdivenden indiremiyorum. Hani bu ağrılar böyle kasılıyor bazen. Kala kalıyorum. Yine bel bölgesinde, bacaklarda falan yok. Sadece tamamen belde. Tamamen belimde. Evet. Ve belimden sonra sırtıma doğru yükselen evet ağrılarım oluyor ama ağrının tamamen yayıldığı bölge sırt ve belimin olduğu bölümlerde. Ne zaman düştün? Ne kadar oldu? Aslında tam 2 yıl olacak. 2 yıl önce mi bu? İki yıldır bu ağrıları çekiyor musun? Ama bu ağrıları zaman zaman yaşıyorum. Düştüğüm yer çok ufacık bir mesafe doktor. 4 tane basamak. Anladım. Ama o 4 basamak düştüğüm anda nefesimi kesti yani. O kadar şiddetli ağrılarım MR çektirdiniz ki. Mi? Evet MR evet. O gün işte ilk müdahale yapıldı. Tamam. Sitenin bütün ekipleri yardım ettiler. Hastane tedavilerim yapıldı ama bir yere hiçbir geçti şeyim mi? Yoktu. Bir yere geçti. Tekrar. Peki o zaman evet, bir muayene evet. etsin muayene hocam. Muayene edelim peki. Peki. Önce bir ayaktayken bir belinizi. O zaman ön tarafa alabilir miyim sizi? Buyurun. Biz de görelim. Burası şimdi biraz iyi mi? Daha biraz ön daha tarafa. İyi. Ağrı olan bölgeyi elinizle gösterebilir misiniz? Genelde başlayan bölge tam şuradan başlıyor. Evet. Ve böyle yayılarak. Yana doğru yayılıyor. Evet. Ama peki. Daha çok şu bölgen doktor bey. Tamam. Peki. Şu bölgende yani balkona biraz çalışır. Biraz şöyle döner misin kuzum? Dahi. Bir dakika, tam tersi şöyle dönelim. Ha. Şu bölgende mi? Bazen balkondan çamaşır asayım. Böyle kalıyorum. Öyle kala kalıyorum. Ağrı girdiği an. Ama bu ağrı zaman zaman oluyor. Evet. Tutulmak ne demek Zahide Hanım? Çok yani kadar. Şiddetli bir ağrı. Bağırıyorum. O kadar evet. ciddi. Yani ciddi anlamda bağırttırıyor beni. İyi ki sormuşum sana. Sen neler çıktı içinden yavrumun ya. Bir söylesin. Ayaklarınızı peki. Bitiştirir misiniz? Ellerinizi yanınıza bırakın. Dik durun. Evet. Neye baktığınızda bana söylerseniz çok mutlu şimdi, olurum. Bel bölgesindeki kaslarda ağrısı olan hastalarda bel fıtığı ya da bel ağrısı kasılma oluyor. Kaslar kasılıyor ve bu bölgede dokunduğumuz kaslar sert oluyor ve kemiklerin bel omurlarının muayenesinde bel omurlarında hassasiyet oluyor. Sağ tarafta daha belirgin olmak üzere bir spazmı, bir kasılması var hastamızın. Gerçekten belinde evet. bir problem olduğunu gösteriyor. Bir de öne doğru eğilebilir misiniz? Nasıl istiyorsunuz? Şöyle. Dizlerinizi bükmeden eğilmeye çalışın. Tamam, doğrulun şimdi. Tamam. Şimdi sizi uzatalım, bir sırt peki, üstü buyurun. Uzanın, buyurun. Bazen omuriliklerimden böyle çatır çatır sesleri hissediyorum. O zaman ah rahatladım diyorum. Omurilikten geliyor ses. Yani şuradan ses aha. geliyor. Peki bir yatağı mısın kuzum? Böyle çatır yaptığı zaman yüz üstü ah, mü sırt üstü mü? Sırt üstü. Uzanın bir. Sırt üstü bir yat hayatım. İsmini de bahşet bize. Adım Tülin. Hah, Tülin. Tülin Hanım. Tamam. Evet.
Siz rahat bırakacaksınız. Peki. Ben kaldırırken bir ağrınız sızınız olursa söyleyin. Peki, tamam. Rahat bırakın, bana bırakın. Gevşek bırakın, bırak, ben bırak, bükebileyim. Bırak, ayağını kesme. Heh. Evet. Bırakın, rahat bırakın. Neye peki baktığınızı hep duymak istediğim için hocam, o yüzden soruyorum. Bu fıtık olduğunda ve bacaklara gelen sinirleri sıkıştırdığında bacakları kaldırırken ya da bu hareketleri yaptığımızda bel ağrısı hisseder hastamız. Ağrı var mı? Hayır. Yok. Şimdi ağrısının olmamasının sebebi çıkıştaki sinirlere çok bası olmadığını gösterir. Bu fıtık değil anlamına gelmez. Yani bel fıtığı olmadığı anlamına gelmez. Tabii beldeki eklemlerde de problem oluyor Zahide Hanım. Belde faset eklemler dediğimiz sinirlerin geçtiği bölgede de problem oluyor. Ve bu düşmelerin sonucunda onlar en çok etkileniyor. Peki, ve bunlar zaman ağrıya şey sebep oluyor. Çok şu an için... Doktor Bey zaten buraya gelip muayene olduğumda bana doktorum faset sıkışması var dedi. Evet. O nasıl bir şey dedim. Dedi ki kapının menteşeleri gibi bir şey düşünün dedi. Hani tabir etmek istiyorsanız öyle düşünün dedi. O sıkışmalar sizi bu kadar rahatsız ediyor dedi bana. Evet. Şu an için ciddi bir fıtık bulgunuz yok. Hı-hı. Yani bacaklara gelen sinirlere hayır, basan bir fıtık yok bulgusu yok. Peki, ama niye bu kadar ağlatacak kadar niye ağrı var? Şimdi genel olarak o fasetlerde ya da hafif fıtıkta aynı pozisyonda durunca ödem yapıyor. Aynı pozisyonda yani devamlı durunca. Yani birkaç dakika evet, durunca, çamaşır asarken bile dursa. Evet, doğrulurken de ağrıya sebep oluyor bel bölgesinde. Doğrulamıyor. Yine sadece boyun bölgesi de öyle. Sabit noktaya baktığınızda boyun fıtıklarında uzun süre baktığınızda ve belli zamandan sonra ödem oluyor ve boyununuzu doğrultamıyorsunuz ya da eğerken problem yaşıyorsunuz. Ne yapacağız peki? Ne yapsın hanımefendi? Şimdi yattığınız yerde kalkış pozisyonunuzu size göstereyim. Belinizi nasıl koruduğunuzu. Olduğunuz yerde bana doğru döner misiniz Tülin Hanım? Şöyle kalkmadan, mi? Kalkmadan ayağınızdan ya, elinizden destek alın, bana doğru yan dönün. Normalde böyle mi kalkıyorsunuz? Evet, yok, kalkarken şöyle bacaklarınızı aşağı bırakın lütfen. Ellerinizle destek alıp kalkabilirsiniz. Şöyle. Evet, her zaman beli koruyan bir davranış bu. Bel fıtığı olan, beli ağrısı olan ya da olmayan herkesin kalkışlarında böyle kalkarlarsa belini korumuş olurlar. Yani harala gürele aniden öyle kalktığınızda yani böyle pozisyon alıp kalkmazsanız bel fıtığını daha da bel ağrılarını daha da arttırmış oluyorsunuz. Bu şekilde kalkarsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Yani pozisyon belinizi mu önemli burada doktor bey? Tabii yatış kalkış pozisyonu önemli. Bir şey yerden kaldırırken belinizle değil her zaman dizlerinizle eğilip kaldırırsanız, ayakta sabit durmanız gerektiğinde bir ayağınızı biraz yüksek bir yere koyarsanız bel kaslarını gevşetiyor bu. Sıcak sert yerde yatmanızı öneririm size. Sıcak ve sert, sert yerde. Sırt üstü yatarken de biraz dizlerinizi bükerseniz bu belinizi korumuş olur. Fıtıktan ya da bel ağrılarından sizi korumuş olur. En azından peki vücuduna. Şu an sizce fıtık yok mudur bende? Fıtık yok diyemeyiz. Yani belinizde bir spazm var. Bunu en iyi gösteren MR. Hı hı. Bu MR'a göre de sizin tedavi görmenizde fayda var. MR'ı görüp size bunun bu konuda bilgi verebiliriz. Hani onu isterseniz fıtığı ben size anlatayım burada da. Ya burada bu kadar gerçi anlaşılıyor ama kuzum teşekkür ediyorum. Ben sonrasında teşekkür ben tekrar doktorumla konuşturayımsa bunu da alır mısın bir tane? Belki soru sormak isteyenler vardır. Biz de Ordu'ya gidelim. Arzu Hanım'a günaydın diyelim. Ay bakıyorum kedi var mı diye. Buralarda dolaşıyordu uykucu. Arzu evet. Hanımcığım günaydın. Günaydınlar. Zahide hoş geldiniz. Hanım. Şükür kavuşturana sağ olun. Siz nasılsınız? Evet, buyurun. Sizi çok seviyoruz. Allah mahcup etmesin bizi size inşallah. Buyurun. Nedir sorunuz Arzu Hanım? Belinizde fıtık vardı demişsiniz. Evet vardı. Ameliyat oldum. Hiç iyi olamadım. Ameliyattan sonra bir yıl sonra tekrarladı. Hiç ağrılarım kesilmedi. Bacağıma vuruyor. Çok vuruyor kalçama, bacağıma. Uyuşma var. Eğilip doğrulamıyorum. Yatakta hani izlediğim gibi dümdüz yatınca sırt üstü çok ağrıyor. Uyuyamıyorsunuz. Ağrı hep devam ediyor. Evet hep devam ediyor. Uyku yok. Uyku yutmuyor. Düzleşme de var dediler. Kilo var mı? Kilo var evet var. Yaş kilo vermem kaç gerektiğini de söyledi doktorum. İşte o da olmuyor ki. Hem hareket edemiyorsunuz hem kilo ver diyorlar. İkisi bir arada zaten hareket edebilsem kilo vereceğim oluyor. Bir evet kısır döngü. Yaşınızı bahşeder misiniz? Kaç yaşındasınız? Yaşım 42. Gençsiniz daha ya. Gencecik evet, kadıncağız. Ameliyat olalı 4-5 yıl oldu. Üstelik 35'inde başlamış neredeyse.
Evet evet, uyuşma da çok. Fizik tedavi de aldım, hiç faydasını görmedim. Doktorumun gösterdiği gibi kalkış yapıyorum. O doktorum, ameliyat doktorum da aynısını söyledi. Ya bizim zaten farkımız burada ortaya çıkıyor Zahide Hanım. Yani bizim uyguladığımız spinal dekompresyon yöntemi normal fizik tedaviden farklı. Ne demek o? Spinal dekompresyon yöntemi. Öncelikle bu yöntemin adı mı? Evet. Bizim uyguladığımız tedavi yönteminde isterseniz basit olarak bir fıtıktan bahsedeyim. Fıtığı az çok hepimiz biliyoruz da. Şöyle hemen göstereyim. Belde 5 omurumuz var ve 5 omurun arasında 5 tane yumuşak sünger gibi kıkırdak var. Ve bu yumuşak kıkırdakların içerisinde de böyle sakız gibi bir jel madde var. Fıtık demek bu kıkırdağın yırtılması, sünger gibi kıkırdağın yırtılması ve içerisinden bu jel gibi sakız gibi maddenin çıkması. Şuradan... Bunun aslında içeride olması gerekiyor. Evet. Peki bu burada sinire bası yaparsa biz nasıl hissediyoruz? Ben hemen onu da bahsedeyim. Bunu ben burada tutayım, tabii, siz devamını getirin. Şuradan, şimdi fıtığı biz MR'a göre derecelendiriyoruz Zahide Hanım. Bu derecelendirme de şöyle oluyor. Bu sünger gibi maddenin içinde sakız gibi madde çıkıp böyle hafif bombeleşip bası yapıyorsa başlangıç fıtık. Burada ağrı var mı? Tabii bunda da oluyor. Bunda tabii. Ağrı var. Evet. Hareket kısıtlılığı var mı? Tabii. Bunda da var. Bunda da var. Ama burada daha fıtık yüzeye çıkmadı. Henüz başlangıç aşamasında. Burada ameliyat gerekir mi? Hayır. Burada da o yöntem uygulanabiliyor mu? Tabii. Tabii. Peki burada biraz daha çıkmak üzere. Biraz daha o sünger yırtılıyor. Biraz daha sakız gibi madde çıkıyor ve bu orta derecede fıtık. Yine bunda da ağrı yapıyor. Ama nerede nasıl yaptığını ben bahsedeceğim birazdan. Şimdi söyleyin lütfen. Eğer böyleyse... Ha burada mıyız? Buradayız orta böyleyse, derece. Nereniz ağrıyor? Yine bel ya da bacak ağrıyabiliyor. Gece aynı mi gündüz şekilde mü ağrıyor? Gece gündüz daha çok hareketle oluyor ağrılar. Hareket ettiğinde daha ağrımaya başlıyor. Daha çok mekanik ağrı dediğimiz gündüz ağrısı oluyor. Sıcak soğuk fark ediyor mu? Soğuğa çıktım belim başladı ağrımaya. Soğuk arttırıyor tabii ki. Sıcak daha iyi geliyor. Sıcak tabii. İyi geliyor, soğuk arttırıyor. Hı-hı. Burada fıtık çıkmadı ama sıkıntı başlamış çoktan. Tabii sıkıntı var. Şimdi üçüncü derecede halk arasında patlamış fıtık deniliyor, ameliyat gerekiyor deniliyor. Aslında bunda ameliyata gerek yok. Patlamış dediği bu sünger yırtılmış, içindeki sakız gibi madde tamamen dışarı çıkmış. Patlamış fıtıklar, bunlar da düzelebiliyor Zahide Hanım. Yani fıtıkların... Yani şu işte. Evet, dışarı çıkmış, yırtılıp tamamen dışarı çıkmış. Bunu içeri sokamıyor muyuz biz? Giriyor içeri. Giriyor mu? Tabii. Nasıl? Tabii. Ben anlatacağım. Şimdi hemen şunu da söyleyeyim. Son olarak fıtıkların %2'si kopup araya düşenler sekestre fıtık dediğimiz bunlar ameliyatlık aslında. Bu daha da ciddi. %98'i 1 ve 2 ve 3. derecede olanlar bunlar ameliyatsız düzeliyor. %2'si ameliyata gidiyor. Peki siz nedir bu yöntemin farkı ne diğerlerinden? Şimdi spinal dekompresyon yönteminde Zahide Hanım bizim uzay sistemi deniliyor buna. Yer çekimsiz ortamda bu çıkmış fıtığın negatif bir basınç uygulayaraktan geri yerine girmesini sağlıyoruz. Yani uzaya gönderilen astronotlarda bel ağrısının olmadığı ve bel ağrısının olanın da geçtiği çalışmalarda görülmüş bu sistem üzerine geliştirilen bir yani yöntem. Yani bel ağrımızı geçirmek için uzaya gidemeyeceğimize göre bu yöntemi evet. En azından siz değerlendiriyorsunuz. Evet, yaklaşık 10 yıldır bunu uyguluyoruz. Binlerce hastayı böyle tedavi Peki, ettik. Peki Türkiye'nin dört bir yanında uygulanıyor. Gidin ve sorun lütfen. Sorun böyle bir yöntem varmış, bu nasıl oluyormuş diye. Siz de gidin öğrenin, sorun. Peki 5 yıldır bel fıtığım var diyor Ayten Hanım. Dayanamıyorum artık demiş. Ameliyattan da çok korkuyorum. Uzay tedavisini sonrasında tekrarlamama kesin oluyor mu? Yani ben bu tedaviye başvurursam evet. Tekrarlar mı ameliyat gibi diyor. Şimdi şöyle tabii ki tekrarlamıyor. Yani bize geri dönüşü olan hasta hemen diyebilirim belki %1 %2 tamamını iyileştiriyoruz ve 3 ay sonrasında da kontrol MR'ı çektiriyoruz. Bunun geri yerine girdiğini görüyoruz tabii ki. Bu kontrolleri yaparaktan. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim izleyicimi eğer ameliyat dedilerse biz sonuna kadar hani ameliyat demeyen doktor bulana kadar dolaşıyoruz. Ameliyat evet. Denilmiş bir hasta için de uygulanabilecek bir yöntem mi bu? Tabii ki. Bize gelen çoğu hasta ameliyat denilmiş de geliyor zaten. Yani bu sadece Türkiye'de değil yurt dışından da gelen hastalarımız yani. Ve böyle tedavi ettiğimiz hastalarımız var. Herkese yapılabiliyor mu peki?
Tabii ki hemen hemen herkese uygulanıyor. Fıtık var sizde denilen herkese bu yöntem yapılabiliyor. Tabii ki. Peki tabii ben ki. Mesela bu uzay yöntemine benzettim. Şöyle hani ellerinizi şöyle havaya koyun ve biraz sallanın demiştik. Biz şu beldeki açıklık biraz çıksın diye. Bir de dar kanaldan bahsetmiştik. Mesela dar kanalsa bu yöntem bir işe yarar mı? Dar kanalda çok faydalı olmaz. Çünkü yani kemik evet orada kanalı daraltan kemiğin kendisi onun için çok faydası olmuyor. Ama fıtıksa dar kanal değilse. Evet %98'i fıtıkların böyle iyileşiyor. Uzay yöntemi varmış, neymiş o yöntem? Lütfen doktorlarınıza bir sorun, ben duydum siz de anlatın yapabiliyor musunuz diye sorun. Türkiye'nin dört bir yanında yapıyor ama hocam da bize gayet güzel anlatıyor. Bir şey Sevim daha Hanım, söyleyebilir miyim Zahide Hanım? Tabii ki söyleyin Şöyle. Hocam. Şimdi hastamızdan bel ya da bacak ağrısının sebebi ne diye konuştuğumuzda hani neden bazı fıtıklar bel ağrıtıyor, neden bazı fıtıklar bacağı ağrıtıyor onu şöyle maket üzerinde göstereyim isterseniz. Onu ben tekrar şöyle makete girerseniz bakın bu kemik ne güzel buradaydı. Evet. Neredeydi? Bel omurları. Şöyleydi. Şimdi asıl problem şurada bu kemiği aldım. Bu evet. Yastıkçık değil mi sıkıntı olan şimdi? Şimdi o sünger gibi kıkırdak ve içinden çıkan sakız gibi madde. Neden bazı bel fıtığı hastalarında sadece bel ağrıyor, neden bazılarında sadece bacak ağrıyor? Yani hastada aslında bacak ağrısı var. Diyor ki ben fıtık değilim, bacağımın ağrıyorsa fıtık değilim. Halbuki bel fıtıklarında bacak ağrıyabiliyor. Sadece bel de ağrıyabiliyor. Her ikisi birlikte de ağrı olabiliyor. Yani bel ve bacakta ya da boyun ya da kolda beraber olabiliyor. Hepsi fıtık habercisi olabilir. Fıtık tabii, sebebi olabilir. Tabii. Sadece bacağın arkasından çekme gibi bir duygu, uyuşma ya da kolunda bir uyuşma. Bunlar hepsi fıtık belirtisi olabilir. Bacağın ön tarafında bir ağrı yine fıtık belirtisi bak, olabilir. Bu yaramaz fıtıklar, şu bizim aslında her şeyimiz. Bu omurilik, evet. Bu omurilik her şeyimiz. Buna herhangi bir temas olmaması gerekirken, değil mi hocam? Şuradan bak nasıl sinire temas ediyor şu fıtık. İşte onu i̇şte söyleyeyim. İşte bu ağrı sebebi değil mi? Şurada gördüğünüz gibi ortadan tam omuriliğe bası olduğu için işte bu hastalar belim ağrıyor diye geliyor. Şunu çıkarırsak şurada yandan olmuş. Ve bacağa giden köke basıyor. O zaman sağ ya da sol bacağa giden sinire basınca hastamız sağ ya da sol bacak ağrısıyla geliyor. Hiç bel ağrısı olmuyor. Çünkü omurliğe basmıyor. Sadece köke basıyor. Onun için bacak ağrısıyla geliyor. Ama yine geliyor. Fıtık. Kurtulamadık şu fıtıktan. Fakat en yeni yöntemler nelerse ben size hepsini anlattırmaya çalışıyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Lütfen sorun. Bu yöntemi bir danışın doktorlarınıza. Uzay yöntemi, ben en Türkçesini söylüyorum. Uzay yöntemi diye bir şey varmış, bana olabilir mi diye. Lütfen danışın ve öğrenin. Zahide çok teşekkür Hanım, ediyorum hocam. Bir de bir dahaki seferinde onu anlatırsınız. Hayır, 20 seans, 20 gün sürüyor. Ya en az 10, en fazla 20 seans alıyorlar. 1,5 saat sürüyor tedavi. Onu da bahsedeyim uzaktan gelenler için. Vallahi inşallah faydasını görürler. Herkes görür lütfen. Herkes çok memnun hemen hemen. Bugüne kadar bir sorun yaşamadık. Peki bir deneyin en azından, bir görün, bilimsel bir yöntem. Peki şimdi ezber bozan bir bilgi yumağı aslında kendisi. Her seferinde yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Biraz kızıyor bize ama çok seviyor biliyoruz. Canan Karatay yine ezber bozdu açıklamalarıyla, buyurun izliyoruz efendim. Sağlıklı yağ yerseniz karaciğerinizin yağı gider. En başta zeytinyağı, soğuk sıkım zeytinyağı ve tereyağı. Yağ yediğiniz için veya kalsiyum falan beslendiğiniz için safra kesesi taşı olmaz. Safra kesesi taşının en önemli sebebi karaciğer yağlanmasıdır. Karaciğer yağlanması da işte göbekte yangın var, karaciğerde yangın var demektir. Bu da yine daha önceden hemen taş meydana gelmez. Taşın meydana gelmesi için seneler gerekiyor. Seneler gerekiyor. O bir sıkıntınız olduğu için ortaya çıkmış şey olarak. Bir de safra kesesinin taşı ve iltihabı bağırsak florasının bozuk olduğundan dolayı da olabiliyor. Eğer safra kesesi alınmışsa bir kişinin, eğer apandisite alınmışsa bilin ki uzun süreden beri bağırsak florasında bozukluk var. Dost bakteriler çok azalmış. Dost bakterileri de besleyen sağlıklı yağlardır. Karaciğer yağını gideren sağlıklı tereyağıdır, köy tereyağıdır. Yağlı yediğiniz proteinlerdir. Yağla beraber yediğiniz etlerdir. Etini böyle yumurtadır.
size yumurta senelerdir de şimdi safra kesiği alındı sakın yemeyin diyorlardır. Mutlaka sağlıklı yumurta yiyebilirsiniz efendim. Yağ yiyin, o zaman rahatınıza kavuşursunuz. Bir de tabii ki çok güzel yapmışsınız. Kelle paça mutlaka onlar şey yapılacak. Yağsız katiyen karaciğer yağı gitmez. Karaciğer şey safra kesesi nedir? Safra kesesi bir depodur. Yani karaciğerden safra üretilir. Orada depo edilir. İhtiyacı olduğu zaman o hazmetmek için, özellikle yağlı yiyecekleri hazmetmek için bağırsağa dökülür. Eğer karaciğerde yağlanma varsa, yani karaciğerin çalışması biraz yavaşlamışsa ve de bağırsaklarda dost bakteriler haşat olmuşsa ve eğer yağ yemezseniz safra kesesi çalışmaz. Safra kesesi bir böyle çalışan bir pompa gibi düşünün. Bağırsağa yağ, yağlı yiyecekler arz edildiği zaman çalışır. Eğer bağırsağa yağ yemediğiniz için, yağ azalttığınız için, hazmetmesi için yemediğiniz için safra kesesi çalışmaz. Çalışmadıkça da şişer, yavaşlar, içinde birikim olur. Hocam bu arada kahveleriniz hazır. Çok güzel gözüküyor. Fincanlar da çok şık. Bakalım hocam. Bakalım inşallah. Beğenecek misin? İnşallah misin? İçebilirim zaten. Hayır, size göstermemek için burada ekip yarım yarım yaptık. Aslında şuradan şöyle biraz daha size. Şöyle üstüne. İşte budur. Ha, içine ne koydun? İşte söylemem. Ben de içeceğim hocam, merak etmeyin. Geliyorum yanınıza. Haydi bakalım. Hadi bismillah. Gidiyorum. Yalnız ben Allah'ım sizi izlerken safra kesesiyle ilgili neredeyse taşıyordu, son anda gördüm. Birkaç dakika bekleyeyim dedim bu pişer diye. Hocam buyurun. Çok teşekkürler. Yeni gelin çayı gibi oldu vallahi. Vallahi çok şık oldu. Kahve demlemiş miydiniz hocam o zaman, istemeye geldiklerinde sizi? Aa, olmaz olur mu, tabii ki. Tuz koydunuz mu? Hayır. Kıyamadınız eşinize. Bizim nereden öyle bir geleneğimiz var bilmiyorum ama. Ben bilmem, kahveye tuz koyulmaz, kahveye şeker koyulmaz. Yok yok, hiçbir şey koyulmaz da. Hani damada hocam böyle ilk gün. Bakalım gelin hanımın elinden niye yaparız biz onu? Gelin hanımın elinden her şeyi yiyecek mi? Tabii ben öyle şey bilmem, öyle takkiye bilmem. Ah. Yaparım, o severse sever, sevmezse sevmez, canı bilir. Canı bilir. Yani. Peki, içecek misiniz hocam? Peki, çok sıcak bakalım mı? Bakalım, abi ben de sıcak içemiyorum ama. Güzel. Hı? Ne kahvesi bu? Sevdiniz mi? Sevdim. İzleyicilerim biliyor ama sonra mı söylesem size? Siz onu bitirin, ondan sonra söyleyeceğim. Ama güzel bir şey. Bir çekirdeğin kahvesi bu ama nedir? Mı acaba? Evet, ya zaten kahve de çekirdek, her türlü çekirdeğin kahvesi olur. Peki söyleyeyim hocam. Söyleyeyim mi? Söyle. Aslında bunda kahve aynı kahve. Hı. Fakat bunda çok enteresan bir durum var. İçine su yerine maden suyu koydum. Ha, tamam, ben fark etmedim. Nerede fark edeceğim? Ay, size göstermemek için zaten yayı ekranı aldık. Siz de ekrandan çünkü görüyor burada hocam da. O yüzden maden suyuyla yaptık. Mineral deposu madem, gerçek maden suyu. Nasıl olmuş? Olabilir. Tavsiye eder misiniz? Olur. Ben yani şey değişik. Bana göre güzel. Kahve olsun da ne olursa olsun. Kahve olsun da ne olursa olsun. Peki hocam. Türk bizim kahvesi olacak. Rahmetli dedem derdi ki. Allah rahmet eylesin. Türk kahvesi şekeri sevmez. Bir daha söylüyorum. Türk kahvesi şekeri sevmez. Peki. Peki. Şimdi şu doğru mu cevaplarımı arıyorum. Doğru mu yanlışlarımı. Şimdi hocam hızlı hızlı soru cevap yapabilir miyiz? Çok güzel sorularımız var. Tamam. Siz kahvenizi içerken. Tamam, şimdi hızlı hızlı sorabilirsiniz ama ben hızlı cevap veremiyorum. Siz nasıl istiyorsanız öyle cevap verin. Ben hızlı sorayım. Tamam. Doğru mu yanlış mı? Babaannem şeker yerine doğal tatlandırıcı kullanıyor. Doğru mu yanlış mı? Tatlandırıcıların hepsi vücudu aldatıyor, sizi şişmanlatıyor, beyni bozuyor. Doğal da olsa, doğal olmasa da vücudun kötü bakterilerini besliyor, düşman bakterilerini besliyor. Doğal da olsa, mesela bal da gider, pekmez de gider, dost bakterileri öldürür, vücudunuzdaki ihtiyacımız olan kötü bakterileri besler. İşte bütün altında da otoimmün hastalıklar, kronik hastalıklar oradan başlıyor, bağırsaktan başlıyor. Doğru mu yanlış mı? Daha az zararlı olduğu için sütlü tatlı yiyorum. Doğru mu yanlış mı?
Ben onu bilmem, vücuda göre değişir. Şeker hastasına zehirdir. Ama incecikse, gençse, atletse tabii ki yiyebilir. Hı. Ama onun içindeki şeker, onun içindeki unun tehlikeli olduğunu, vücuttaki bütün hormonal sistemi, enzimatik sistemi alt üst ettiğini bilir. Doğru mu yanlış mı? Diyabet hastalığının nedeni strestir. Stres bir faktördür ama bir sürü riski vardır. Diyabet hastalığının sebebi aşırı karbonhidrat tüketmektir. Diyabet hastalığı bir hastalık değildir. Diyabet hastalığı geçer. Diyabet hastalığı genetik de değildir. Diyabet hastalığı iyileşir. Diyabet hastalığı nedir? Diyabet hastalığı yediğiniz karbonhidratların, yediğiniz şekerlerin artık vücudun kabul etmediğini size bana bildirmesidir. Onlardan uzak durunca diyabet hastalığı geçiyor. Anne babamız şeker hastasıysa bizim şeker hastası olma ihtimalimiz yüksek yok midir? Efendim. Değildir efendim. Çevreseldir. Yüksek karbonhidrat kullanmaya bağlıdır. Benim babam şeker hastasıydı. Hmm. Annem bize şeker vermedi çocukluktan beri. Biz dört kardeş şekerle alakamız bile yok. Siz biz de oğlumuza vermedik şeker. Abla kokla diyor, ada çayı ya bu işte diyor, halbuki hiç alakası yok. Erken menopozdan geçmeyen migren ağrılarına, kıl kökü iltihaplanmasından topuk çatlaklarına, tüm hastalıklarınıza şifa, bitkisel kürler bu programda. Diş etleriniz sürekli zonkluyor mu? Sinir sıkışması hayatınızı kabusa mı çevirdi? Göz kuruluğunuz için her yolu denediniz mi? Endişelenmeyin. Bitkilerin duayeni Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu birbirinden etkili ve özel kürleriyle şimdi Zahide Yetişle'de. Profesör Doktor Sayın İbrahim Saraçoğlu bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Merhaba efendim. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz. Ben değerli şahsınızda tüm değerli izleyicilerimize hayırlı uğurlu bir gün dilerken Allah'tan önce akıl sağlıkları, sonra da beden sağlıkları daim olsun. Çok teşekkür ediyoruz inşallah. Hepimizin ne duası ne dileği varsa hepsi gerçek olsun. Yeter ki ağrımız sancımız olmasın. O olana kadar her şey güzel. Hocam bir sürü haber gördüm. Bu arada bugün neler yapacağız? Topuk çatlağınız varsa ve geçmiyorsa, göz kuruluğu şikayetiniz varsa, sinir sıkışması sıkıntısı yaşıyorsanız bu ağrı demek aynı zamanda. Diş eti iltihaplanması, migren ve erken menopoza doğal çözüm ki bir izleyicimiz de hemen yazmış buraya. Şimdi attığım görüntümüzü sorularınızı sorabilirsiniz. Ve daha sizden gelen sorularla bir sürü kür yapacağız. O zaman müsaadeniz olursa başlayayım mı hocam? Buyurun efendim. Nuray Gülbey demiş, menopoza yeni girdim, ne yapabilirim? Hocam niye herkes menopoza farklı giriyor? Yani kimisinin ateş basıyor, kimisinin keyfi yerinde. Fark etmiyor bile menopoz olduğunu. Evet, yani 23-24 yaşında ya menopoza girenler var. Şimdi bakın, geçen hafta da söylemiştim programda. Bir tahşiş olayından, bu zeytinyağını biliyorsunuz, pamuk tohumunun yağını karıştırıyorlar. Hatta söylemiştim, Çin'de pamuk yağının tohumunda olan gozipol diye bir etken madde var. Erkekler bunu kısırlık için kullanır. Yani kısırlık için demeyelim de sperm sayısını yok etmek için, spermi düşürmek için. Yani pamuk yağını işte şimdi tabii kadınlar da kullanırlarsa erken menopozun kapısını açıyorsunuz. Eğer pamuk yağını bir yıl sürekli düzenli kullanırsanız erkekler azosperm olur. Bunu Çin yıllardır kullanıyor. Tabletlerini, onlar nüfus planlaması için kullanıyor. Evet, nüfus planlaması için kullanıyorlar. Onun için lütfen böyle bilinmedik şeylerden, marka olmayan ürünlerin, ben özellikle zeytinyağı adı altında veriliyor ama içerisinde maalesef pamuk yağı da koyuyorlar. Pamuk yağı da fark var. Bunun mu dışında efendim? Fark edilmiyor mu tadı, lezzeti, görüntüsü? Pek ayırt edemezsiniz tabii yani. O yüzden bildiğiniz markalardan alışveriş yapmakta fayda var. Peki efendim, Konya'ya gidelim. Hoş geldiniz, merhaba. Cevabını merhaba vereceğiz sorunuzun bu arada. Hoş geldiniz, buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hocama bir sorum olacaktı benim. Buyurun. Hay buyurun. Hocam, bende sperm sayım şişkinliği var. Yaklaşık 3 ay öncesinde tespit ettik biz bunu. Evet. 3 aydır ben keçi boynuzu kürünü kullandım ve keçi boynuzu özü kullandım. Aynı zamanda da E vitamini aldım.
Evet. Sayı 3 milyondu 8 milyona çıktı. Fakat ileri hızlı hareketli de değişiklik olmadı. O sıfırda aynı şekilde kaldı. Evet. Şöyle yapalım. Bir kere teşekkür ediyorum. Hocam söyleyeyim. Çok özür dilerim. Reklama gitmem vereyim. Gerekecek. Vereceksiniz tabii. Ben teşekkür ediyorum bizi aradığınız için. Çünkü beylerin bunu söylemesi çok kolay olmayabiliyor. Bazen çekiniyorlar, hanımlar söylüyor. O yüzden teşekkür ediyorum size. Pek çok kişinin de sesi oldunuz. Biraz müsaade istiyorum. Hemen reklama gidip dönüyorum. Hem menopozla ilgili hem de sperm sayısı düşüklüğü ile ilgili hocamdan cevap alacağım efendim. Diş etleriniz kızarıyor, şişiyor ve zonkluyor mu? Endişelenmeyin. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'ndan diş eti iltihaplanmaları için özel kür. Az sonra Zahide yetişle de. Aniden gelen migren ağrıları hayatınızı kabusa mı çeviriyor? Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'ndan özel biberiye kürü. Şimdi Zahide yetişle de. Efendim tekrar merhaba. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu ile beraberiz. Bu arada gözüm de sizin yazdıklarınızda, hiç merak etmeyin. Az önce bir izleyicimiz, bir erkek izleyicimiz, özellikle teşekkür ettim kendisine. Çünkü beylerin zaman zaman böyle soruları sorması zor olabiliyor. Fakat lütfen sorun ki biz de doğruyu doktorumuzdan öğrenelim. Konya'dan aramıştı bizi. Sperm sayısı düşüklüğü için neler yapılmalı demişti. Evet. Ne dersiniz? İşte keçi boynuzunu uygulamış 3 milyondan. 8 milyona çıkmış sayı, bir de E vitamini kullandım dedi. Şimdi E vitamini, evet, hareketliliği de artırır ancak mutlaka doğal E vitamini olacak. Onların bir de sentetik olanları var. Gidip istediğimiz zaman ne diyeceğiz? Doğal olan eczacıya, evet, soya fasulyesinden elde edilen var. Onu kullanacaklar. Sentetik olan değil. Değil. Peki. Şimdi dedi ki sayı arttı ama hareketlilik ama... 8 milyon. 8 hareketlilik ama... ileri hızlı hareketlilik düşük dedi. Bunun sebebi varikosel olabilir. Yani eğer birinci derece bir varikosel varsa önemli değil. Varikosel ne zaman ameliyatı olunması gerekir? Tabii ki buna doktor karar verecektir. Ağrı yapıyorsa. Şimdi hakikaten ikinci, üçüncü derece varikosel varsa hareketliliği düşürür. Hmm. Bunun için ameliyat olunması gerekir. Ancak bir ve ikinci derece varikoselde de kür uygulayabilir. Şimdi burada bilinmesi gereken şey, bakın ben bir tıp doktoru değilim, aman ha. Mutlaka doktor önerileri doğrultusunda hareket edecekler. Hmm. Bir kür, her zaman söylüyorsunuz bir zaten. Kür uyguluyorlarsa da doktorlarına bilgi versinler. Artık eskisi gibi karşı çıkmıyorlar. Çünkü bunların kursunu da alıyorlar. Ben de derslerine giriyorum. Ders veriyoruz doktorlarımıza. Bitkisel tedavi nasıl yapılıyor filan diye. Şimdi yani üniversite bünyesinde bunu yapıyoruz. Şimdi burada ben kendisine mutlaka doktora gitsin. Varikosel var mı yok mu bir kontrol ettirsin. Onun arkasından uygulayacağı iş sadece keçi boynuzu ve E vitamini meselesi değil, ikinci, üçüncü, dördüncü aşama burada kürler var. Bu konuda bilgi alacak. Evelallah yani. Şimdi bir de şu var, bakın mühim olan ileri hızlı hareketli ya, isterse 1 milyon sperm sayısı olsun. Bakın çok düşük. İleri gitmiyorsa bir anlamı yok. 100 bin spermle hamile bırakabilir eşini. Ama peki, dediğimiz gibi ileri hızlı hareketli çok önemli. Gerekiyor. Bir başka soru daha vardı bir bayanım. Erken menopoza girmişti bir izleyicimiz, onun için sormuştu. Ha, şimdi bakın günümüzde erken menopoz, söyledim. Mümkün olduğu kadar doğal besleneceksiniz. Mutlaka sebze ve meyvelerinizi iyi yıkayın. Çünkü bunların üzerindeki zirai ilaçlar da ne yapıyor? Erken menopozu tetikliyor. Ne yapsın, ne yapalım? İyi yıkayacaklar, mümkün olduğu kadar doğal. Ha, erken menopoza bir bayan girmişse yapacağı şey, ilk kural 15 gün soğan kürü. Arkasından işte testere dişli aslan pençesi kürü uygulayacak. Bir de efendim şimdi erken menopoz diyorsunuz da şimdi estradiyolüne bakmak lazım, FSH ve LH hormonlarına. Bunların bakmak tek lazım, bir reçeteyle
Yani tek bir kür uygulayarak bununla başarılı olamazsınız. Mesela antimüller hormonu ne durumda? Eğer 0-1 ise veya 0-0-1 ise yumurta kalmamış demektir kadında. Ama o zaman da diyorlar ki yumurta rezerviniz bitmiş, sizin çocuğunuz olmaz. Küllün yanlış. Küllün yanlış. Yüzlerce kadın biliyorum. Antimüller hormonu 0,01 kür uyguluyor ve yumurta sayısı ortaya çıkıyor. Nasıl oluyor bu nasıl iş? Nasıl oluyor? Değil mi? Peki bana yapabileceğim şeyler de söylerseniz burada boş boş durmayayım. Bak şimdi, bir şeyler yapayım. Tamam. burada yapacağınız şey soğan kürünü mutlaka söyledim. Testere dişli aslan pençesi ona ve civan perçemi. Diye şimdi. Bir de bulabilecek miyim diye ama galiba yakı otu, tarhana otu ama testere dişli aslan. Bugün biraz az masanın üstündekiler. Bir sürü şey var da bizim aradığımız galiba yok. Bakın, bu nedir? Sperm sayısı yok. Düşük olanlar için çoban çökerten o da tam arkada çörek otu yağının arkası. Evet. Evet, çoban çökerten böyle. Bunun dışında biz tekrar şeye dönecek olursak erken menopoza civan perçemi ve aslan pençesi, çörek otu yağını unutmayın, mutlaka soğuk pres. Bunlar erken menopoz için hem önemli önleyici şeyler. Hem peki. Koruyucu ve menopoza girmişse de menopoz şikayetlerini de ortadan kaldırdığı gibi sizi menopozdan da çıkartır. Eskiden yani bayanlar 50'sinden sonra düşün menopozu. Yani, evet, şimdi 20 yaşında, işte 25 maalesef. Yaşında genç hanımlar ne yazık ki erken menopoza giriyor. Peki lütfen bunları deneyin. Şimdi migren için enteresan bir şey. Ağrı ile ilgili önce bir şey söyleyeyim. Her gün ağrı kesici kullananlardansanız eğer lütfen dikkat edin. Ağrı kesici herkesin işte çantasında, evinde bir yerlerde var değil mi? Ama ağrı kesiciler nelere sebep oluyor biliyor musunuz? Haberimiz şöyle, verelim haberimizi arkadaşlar. Hocamdan da değerlendirmesini rica edelim. Her gün ağrı kesici kullanmak iktidarsızlığa neden olabilir diyor haberde. Kronikleşmiş baş ağrınız var. Yani ağrınız geçmiyor ve devamlı sistematik bir şekilde tekrarlıyor. Sürekli ağrı kesici kullanmak zorunda mı kalıyorsunuz diyor haberde. Doktor kontrolü dışında kullanılan ağrı kesiciler vücudunuzda çeşitli yan etkiler göstererek sağlığınıza zarar verebilir. Yapılan araştırmalar sürekli ağrı kesici kullanımının iktidarsızlık sorununa neden olabildiğini ortaya çıkartmıştır deniyor. Aynı zamanda bu ağrı kesiciler mide ve bağırsaklarda ilerleyen zamanlarda ciddi sağlık problemleri ortaya çıkartır. Doğru. Bu peynir ekmek gibi her yerde dolu ağrı kesici. Ne yapalım, nasıl tabii. Kullanalım? Şimdi bakın, ağrı kesiciler böbreğe en büyük zarar böbreğe, kalp. Kardiyovasküler rahatsızlıklarınızı tetikler. Bunun dışında midenizde gastrit ve ülsere yatkınlığınız varsa hemen ortaya çıkartır. Olmasa bile o sırada bir problem yaşamıyor tabii, olsanız yani bile ağrı durup kesicilerden dururken sonra. Neden ağrı kesici alınıyor? Buna doktor karar verir. Ama insanlar en basit bir ne bileyim kol ağrısında, baş ağrısında işte hemen ağrı kesici, lütfen yapmayın. Bunlar sağlıklı şeyler değil. Özellikle doktorunuza danışın bunun ne kadar yanlış olduğunu. Antibiyotikler üzerinde de çok duruluyor biliyorsunuz. Artık antibiyotikler de işe yaramamaya başladı. Doğru kullanmayı bilmiyoruz. Hemen hastalık geçti deyip bırakıyoruz, daha da kötü oluyor. Evet. Peki hocam. Şimdi gelelim migren. Onun peki. için ne yapabilirsiniz? Ne bakın, yapabiliriz? Hafif derecede migren ağrılarınız varsa... Söylüyorum. Onu elinize almayın, söyleyeyim. Peki. Taze sıkılmış havuç suyu akşamları ne yapacaksınız? Sizin şu küçük bardaklarınız var ya, çok güzel. Tam bir ölçü bu. Klasik yurdum bardağı bu zaten. Evet. En bildiğiniz. Tamam, 150 mililitredir bu. Bu kadar havuç içeceksiniz. Suyu. Taze sıkılmış havuç suyu. Migren yani hafif derecede veya migren başlangıcında. Birebirdir taze sıkılmış havuç suyu. Bir ay uygulayıp bırakın. Her gece bir bardak mı? Bir bardak, bir yatmadan. Bardak. Yatmadan. Yatmadan. Havuç suyu. Taze sıkılmış havuç suyu. Şimdi bunun dışında eğer yerleşik bir migren varsa, ne bileyim haftada bir iki veya ayda birkaç kez sizi yokluyorsa, yapacağınız şey nedir? Biberiye, sizin bölgenizin bitkisi, İzmir, Ege'nin. Biberiye 9 dakika kaynatacaksınız. Gene aynı şeyde, miktar suda, 150 mililitre suda bir tutam 5-6 gram alıyorsunuz. Biberiye böyle bir şey. Evet, migrene karşı.
Migren, ben bunu yapayım mı hocam şimdi? Evet. Peki. Migreniniz varsa, auralı migrense peki hocam? Hani bizi böyle bayağı yatıran, sıkıntı yaşatan evet. bir migrense? Şimdi bakın. Migren şikayeti olanlar şunu çok iyi bilir. Çikolata açlığı başlamışsa birkaç saat sonra kalmaz migren tetiklenir. Suyu çok fazla koymayın. Zahim. Yeterli mi? Dökebilirim. O sizin tabii yani dökeyim o bardağın biraz? İki katından fazla oldu o. Ben niye böyle yapıyorum? Kamera görsün diye. Aynen. Çok az tamam. olursa kamera görmeyebilir. Peki. İki bardaklık diye düşünelim biz bunu. Tabii. Peki. Şimdi bu sıcak su koydum zaten içine. Şimdi üstüne koyabilir miyim? Tamam. Ne kadar koyayım? Bir tutam, iki tutam. İki tutam ilave edin. Yalnız günde en az iki, en çok üç defa bu uygulanacak. Yani üç içim için sabahtan hazırlayıp akşama da içerim demeyin. Her defasında taze hazırlayacaksınız. 9 dakika bu kaynayacak. Şimdi bu auralı migren falan diyorsunuz ya. Hı hı. Yani hani çikolata açlığı veya şeker açlığı başlar ya. Hı hı. İşte o zaman migren tetikleyecek demektir. Geliyor. Ha. Kapıyı çalmış. Tatlı ihtiyacınız varsa. Evet, özellikle çikolata açlığı. Bunu özellikle bayanlar çok iyi bilir. Şimdi efendim yapacağınız şey... Çikolata açlığını önlemeniz gerekir ve bu da eğer bunu önleyebiliyorsanız zaten o zaman veririz, migreni de problemde gider. Migreni de yavaşlatacağız. De, yani kadınların aklı hep kilolarına gidiyor yani. Peki hocam gerçekten çikolata açlığını önleyebilecek bir şey var mı? Var tabii. Yaşayın bir, nedir? Bir programınızda söylemiştim ama gerçekten doğalını bulacaksınız. Yani canım çok çikolata istedi. Evet, bunu canınız çikolata zaman, istiyor. Ha. Yemenize dahi gerek yok. Koklayacaksınız. Ha, tahminde bulunabilir miyim? Buyurun. Tarçın? Hayır. Koklayacağım. Sizin programınızda söyledim mi? Söylemiştim. Hayır. Ne? Vanilya. Vanilya. Bak Sevil hatırlıyor. Vanilya, bravo Sevilciğim. Şimdi tabii bunu söyleyince insanlar vanilya esanslı yani o esterdir. Kimyasal kokluyorsunuz aynen vanilya. Koklarsınız aynen kiraz kokusu. Bunlar hep kimyada çok basit. Mesela muz aromalı gazoz diyor. Ha. İçinde muzla alakası yok. Yok, anot kokusu var. Aroması kokusu, var. Aroması ama o da sahte. Kimyasal o. Sentetik yapılmış. Sarımsak kokusu mesela. Aynen sarımsak tadı veriyor. Ama sarımsakla ilgili bir madde değil içindeki. Yani mümkünse bol bol soğan, sarımsak. Evet, şimdi işte burada vanilya koklayacaklar. Doğal vanilya var. Doğal vanilya çiçeği. Çubuk vanilya mı? Değil. Evet. Siyah. Aa, çiçek deyince hocam bana çok güzel bir çiçek geldi. Dur reklam arasında dedim ki ben seni de göstereyim. Memleketine de selam söyleyeyim. Nereden geldi bu çiçek bana? İstanbul. Teşekkür ediyorum kuzum. Kardelen çiçeği getirmiş bana Bulgaristan'dan. Çok teşekkür ediyorum. Geçenlerde gitmişti. Bunu nasıl buldun diyecektim. Karda çıkan bir çiçek bu değil mi? Çok güzel, çok teşekkür ediyorum kızım. Sağ olasın. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Kadınlar da kadınlara çiçek verebiliyorlar hocam. Siz de verir misiniz diyeceğim şimdi. Böyle romantik yönleriniz var mı diyeceğim. Kızarsınız diye diyemiyorum. Ama çaktırmadan da demiş de oldum. İşte arası bir şey. Şimdi bunun içine normal su koyayım. Başına bir şey gelmesin. Çok teşekkür ediyorum. Sever misiniz hocam çiçekleri? Çok. Yetiştirir Yaradan'ın misiniz peki? Yaradan'ın yarattığı her şey güzel değil mi? Kesinlikle çirkin öyle. Çirkin olan ne var ki doğada? Aynen öyle. Evet. Peki efendim. Şimdi nohutla ilgili bir sorumuz var. Çünkü haberini okudum fakat bilemedim. Biz normalde fasulyenin nohudun suyunu ne yaparız? Haşlarız, dökeriz değil mi? Şimdi burada diyor ki dökmeyin. Haber şöyle. Nohut suyunun şaşırtan faydaları. Ay o da şey taşıyacak diye korkuyorum da taşmaz değil mi? Taşmaz. Tamam. Altını kısalım istiyorsanız. Kısalım. Çok fokur kaynıyor o şey. Biraz daha az evet. değil mi? Hah, şimdi daha iyi oldu sanki. Tekrar söyleyelim migreni olanlar için yapıyoruz. Günde 3 defa sabah öğle akşam biberiye çayı 9 dakika kaynatılacak. 150 mililitre suda. Hı. Raf ömrünü doldurmamış olmasına dikkat edin. Lütfen bitki raf ömrünü doldurduysa bir yapacağınız şey bir şey yok. Yani bir işe yaramaz. Peki. Verelim haberimizi nohutla ilgili.
Ciltten kalbe, uykusuzluktan böbreklere kadar birçok şeye iyi gelen nohudun suyu da çok faydalı deniyor haberde. Nohut önceden kaynatılarak pişirilen bir baklagil türüdür ve nohut suyuyla yüzün yıkanması aknelere ve sivilcelere iyi gelir. Nohut suyu ile yüzün yıkanması ciltteki ölü hücreleri temizler. Fazla yağdan cildi kurtarır, cildi nemlendirir, cilt hücrelerini yeniler deniyor haberde. Hocama soracağım şimdi. Nohut suyu akciğeri temizler, cinsel gücü arttırır. Nohut suyunun yararları, hızlı iyileştirici etkilerini de saymakla bitiremiyoruz. Bir sürü şey var maşallah. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Nohut suyu romatizman ağrıları iyi gelir. Hani ölümden gayrı her şeye çözüm gibi bir şeye gidiyoruz. Ağrılı bölgeye nohut suyuyla masaj yapılması gerekir. Nohut suyu ağız yaralarına ve yaralarına da, normal yaralara da iyi gelir. Ağız içindeki bakterileri öldürür. Biz yıllarca bu suyu döktük, bu kadar kıymetli bir su muymuş bu? Evet. Eyvahlar ama olsun bize. Ama şiddetli gaz yapar. Hah, onu diyecektim. Şimdi bakın, Hatay yöresinde, Tarsus yöresinde, Çukurova ve Hatay'da. Yani Amik Ovası bölgesinde yaşayan insanlar çok iyi bilirler. Kuru fasulye, nohut, mercimekle ilgili bir yemek pişirildiği zaman eğer şişkinlik ve gaz yapıyorsa erkek der ki hanım bunun içerisine kimyon atmayı unuttun mu der. Evet. Kimyon o kadar hayatlarında yani. Evet yani nohut da gaz yapar, şiddetli gaz yapar. Bunun için ne yapacaksınız? Biraz kimyon, bir çay kaşığı, bir bardak dolusu nohut için yapacağınız şey, bir çay kaşığı dolusu kimyonu ilave edin. Yani öğütülmüş kimyonu kastediyorum. Öğütülmüş kimyon. Bu nohut suyu mu şimdi? Bu nohut suyu. Daha önceden hazırladınız. Önceden hazırladık. Biz bravo. Hocam ne yaptık biliyor musunuz bir de? Hazırlamakla kalmadık. Ya ne kadar kalmadık. Hamar atsınız, bir koklayabilir miyim? Tabii ki. Biz bunu evet. Size de sorduk. Tattırdık. Bakalım ne olduğunu bulabildiler mi? Benim öyle izleyicilerim var ki yani dışarıda denk geliyorlar ve hepsini biliyorlar. Biz diyorsun bilemezler. Biz tadıyoruz, anlamıyoruz. Ama onlar biliyorlar. Bakalım tabii. O bilenlerden var mı? Buyurun izleyelim efendim. Şu anda mutfağımızdayız. Son çıkan bir haber var. Bugün onu araştıracağız. Bu habere göre nohut suyu çok faydalıymış. Özellikle akciğerlere, kalbe, cilde, bağışıklık sistemine. Yani faydası saymakla bitmiyormuş ama nohutu ne yapıyoruz? Şimdi gördüğünüz gibi burada hepimizin evinde yaptığımız gibi nohutlarımızı koyduk, haşladık ama asıl fayda suyundaymış efendim. Biz de şimdi nohutumuzun suyunu alacağız ve sokağa çıkacağız. Acaba hanımlara, beylere soracağız bu nohut suyunun faydalarını biliyorlar mıydı? Neler düşünecekler merak ediyoruz. Burada ben haşladım. Birazdan süzüyorum ve sokağa çıkıyoruz. Efendim şu an elimde görmüş olduğunuz gibi bir bardağımız var. İçerisinde de sarımsı da bir sıvımız var. Bu içilebilecek bir şey gayet de. Bir tadına bakmanızı, ne olduğunu tahmin etmenizi rica edeceğim. Vallahi çok enteresan bir şey. Kekik gibi tat var hafif. Brokolinin suyuna benziyor. Fasulye suyu mu desem, nohut suyu mu desem ona benzer bir şey. Doğru bildiniz efendim. Nohut suyu içtiniz. Mutfakla aramda iyi demişti evet, zaten hanımefendi. Evet, evet. Nohut suyu. Peki sizce nohut suyunun nasıl faydaları olabilir? Çünkü son çıkan bir habere göre şu an içtiğimiz nohut suyu oldukça faydalıymış efendim. Suyunuzu ziyan da etmedim bakın. Çünkü yararlı dediğinizden dolayı içtim. Nasıl şöyle, ben nohut suyunu ilk defa duydum. Fakat nohutu severiz, mercimek, i̇şte nohut. Normalde evde nohut yaptık, suyunu ne yapıyoruz? Haşladık. Süzüyorum. Bundan sonra hakikaten atmam yani. Öyle bir şeyse. Doktorlarımıza inanıyoruz. İlk defa duyuyorum ve bundan sonra da kullanacağız artık. Yani atacağımızı kullanırız. Sadece nohut suyu olarak aldık, sokağa çıktık. Biz onu döküyoruz gaz yapıyor diye. Ya. Şöyleymiş işte, o su dökülmeyecekmiş. Bu habere göre nohut suyu oldukça faydalıymış. Böbreklere, kalbe, cilde, romatizmal ağrılara. Buyurun. Şifa olsun inşallah. Nohut suyunun faydalarını saymakla bitiremedik. Tek şikayet gaz yapması. Biz yıllarca bunu dökmüşüz. Döktüğümüzün içine neler varmış görüyor musunuz? Farkında bile değiliz. Fasulyenin suyuna da bir şey olmasın. Aynen. Onda da mesela mı? Taze fasulyenin haşlanmış suyunu kan şekerini mükemmel bir şekilde düşürür. Ama bu demek değildir ki efendim
işte ilacımı kullanmayayım da taze fasulyenin yok, haşlanmış suyu anlamda. Yani Allah boşuna ve nafile lüzumsuz hiçbir şey yaratmamıştır. İlminiz yetmiyorsa susacaksınız. Bakın nohutun en güçlü özelliği, en güçlü özelliği azosperm olan insanlarda çok büyük yardımcıdır. Azosperm. Sperm eksikliği. Evet. Yani sperm üreten o ön basamaktaki kök hücreleri aktive etme özelliği var. Kimyonlu bol bol haşlanmış nohut tüketsinler. Çok faydasını görürler. Ve suyunu da atmasınlar lütfen. Biraz gaz yapacaktır. O suyunun içine de biraz hani önce dediğim bir gibi. Varsın yapsın. Evet. Ha, diğer için özellikleri için ben bir şey diyemem. Yani araştırmadığım için. Hocam şimdi bunu tadınca bir şey sorasım geldi ama. Şimdi bu böyle içince bir... Ama bunun içine limon sıksam güzel olabilir. Sıksam olur mu? Öyle içsem mesela. Limon? Yok, siz onu doğal haliyle kullanın. Çünkü işte ama kimyon ilave edebilirsiniz. Bak orada problem yok. Bir de öyle denesem. Çünkü, hocam sizden tutmanızı rica etsem. Neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü limon bunun pH'ını düşürecektir. Asidiktir. Bu sefer kimyası bozulacak ama... Kimyondan bir şey olmaz. Biraz daha ilave edin. Ha, daha koyayım mı? Tamam. Tabii. Çeşnisi biraz şey olsun. Fazla olsun. Evet. O zaman biraz daha koyayım. Çünkü bunun tadı yani bana... Yani siz de bulunca Zahide Hanım. Hayır hocam, tadı çok şey gelmedi. Hani ben tamam, bunu size için diyorum deneyim. Ama kendim denemeden size için demek de olmuyor yani. İçtiğinizde benim gibi düşüneceksiniz. Atıyorduk biz bunun suyunu. Tabii. Yani. Şimdi bambaşka artık tamamen... Şimdi her şeyin bir nimet olduğunu insanlar anladılar yani. Çok şükür. Gene mi olmadı? Kaynatmanız lazım. Biraz kaynatacak. Ben seni diyorum, bunu kimyonla beraber kaynatın. Ha, fokurdatacağım ben bunu. Evet. Bir de öyle yapayım. Tamam. Nerede benim şeyim? Ha. Nasılsa tamam, ben içeceğim. Tamam. Hocam biraz daha kimyon mu koysaydım? Yeter. Yani bunu yeter. Şifa niyetine içiyoruz. O yüzden... Şeyimiz yok. Yani tadından ziyade faydasından. Tekrar hatırlatalım, kimler içsin nohut suyunu? Evet. O zaman bunu alıyorum artık. Bu oldu zaten migren için. Biberiye çayımız. Muharrem Bey eşi... Sperm üreten, bak tekrar söylüyorum. İki defa bu olay başımıza geldi. Bilirler o şikayeti olanlar. Kinitl-Felder sendromu denir. Bu bir genetik bozukluktur. Kromozomlara bağlıdır. Hamile kalamaz kadın. Yani erkek eşini hamile bırakamaz. Kinitl-Felder sendromundan dolayı. Nohut kürünü önermişizdir. Ve hakikaten bunlar çocuk sahibi oldular. Doktorları da şaşırmıştır. Ya. Nasıl oluyor? Şimdi nasıl oluyor? Bilimle çözemediğiniz şeyi ilim çözer. Geçen hafta söyledim ya, insan niye terler? Terleyince de tuz atar. O tuzun bir sebebi var değil mi? Hı hı. Dolayısıyla her şeyde bir ilim var. Onun için düşünmeden hareket etmemek lazım. Bu yaptığımız biberiye ise yaklaşık 8-9 dakika kaynattık. 2 tutamaklık doğrudur içine. 2 bardaklık yaptım ben. Aslında hocam şu bardağı istemişti ama görüntüsü biraz daha güzel olsun diye. Bu da migren için yaptık. Şimdi nohut, anam altını da yakmamışım. Bunu birazcık kaynatıp tekrar deneyeceğim bakalım. Muharrem Bey... Nohut atınca o köpürmeye bir şey, kimyon köpürdür yani şeyi, unutmayın. Yoksa hocam, birden taşırır yani. Orada olsun hocam. Ya tamam, da ben bakıyorum. Tamam, ben bakıyorum peki, sizin yanınıza için. Arkanız dönük. Ama aklınız da Muharrem Bey'de olsun çünkü onun buyurun sorusu var. Muharrem Bey merhaba efendim. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz, günaydın, buyurun. Hoş bulduk. Buyurun. Siz buyurun efendim, nedir sorunuz? Eşiniz için mi arıyorsunuz bizi? Eşim için evet. Eşim tamam. Ve sonunda ben kendim için açacağız ama hemen eşimi halledelim. Eşimin bir sene oldu. Bütün vücudunda yaralar çıktı. Eksema çıktı. Mantar çıktı, ondan sonra eksemaya çevirdi. Peki. Sedefe. Sedefe çevirdi. Bir sene oldu, meğerlem her şey kullanıyoruz. Fakat iğneler kullandık. Bu sefer iğneler seni bir durduruyor. Fakat iğneleri tesir geçtim, yine devam ediyor. Kaşıntı var. Başında bütün her tarafı kepek. Saçlar dökülüyor. Peki Muharrem Bey, bir
dakika. Evet. Kuzum şu bizi görüntüden alıp bunu büyütür müsün? Bir yakından göstermek istiyorum hocama. Ha hocam şimdi biraz daha büyük görüyoruz bak. Hadi burası bak. Sırtı yara olmuş artık. Tabii kaşıntı da eşlik ediyor mu efendim? Evet, evet, evet. Kaşıntı da eşlik ediyor. Ne dersiniz hocam? Şimdi bakın, genel bir kural olmasa da eğer deriye bağlı şikayetinizde yani kaşıntı had safhadaysa veya kaşıntı oluyorsa unutmayın hangi bitkiyi kullanacaksınız? Yeşil yulaf samanı. Hemen yeşil hocam olarak. Şurada. Hemen yanınızda. Şurada. Bravo. Muharrem Bey bundan bir tatlı kaşığı tepeleme alacaksınız. Bir bardak suda 150 mililitre gösterin bardağınızı şey. Hatta benim yapayım. Evet. Şöyle sizin 5 dakika kaynatın. Bütün kaşıyan bölgelerin, kaşınan bölgelerine bunu sürün. Kaşınmadan önce de sürebilirsiniz. Evel Allah anında kaşıntıyı alır. Şimdi yaraların kapanması için bak önce yara dedi sonra egzamaya döndürdü sonra sedef dedi filan. Fakat tek tabii ki bu teşhisi koyacak olan tıp doktorudur. Ama bu görüntüden baktığınızda öyle pek sedef o daha ziyade eklem yerlerinde olur. Sonra yüzeylere dağılır. Burada yapacağı şey keşke bilebilsek CRP'si yüksek mi değil mi? Kanda CRP değeri yüksekse onu düşürmeden bu sıkıntıdan kurtulamaz. Eğer CRP'si yüksekse onu bilmek lazım. Ona bir kür önereceğiz. Evelallah o zaman o yaralar kapanır. Şimdi kaşıntı için ne yapıyorsunuz? Yulaf samanı Zahide Hanım bir de karabaş alın elinize. İkincisi. Evet. Şurada. Evet. 7-8 başak karabaşı gene aynı miktar suda 5 dakika kaynatacaksınız. Yulaf samanıyla ıslattınız 4-5 defa kurudu, ıslattınız, kurudu, ıslattınız. Daha sonra üzerine bu karabaş çayıyla pansuman yapacaksınız böyle. Kuruyacak evet. Üzerinde. Evet. Ayrıca yulaf samanı kuruduktan sonra onu nemli ortamı kuruduktan sonra karabaş çayıyla ne yapacaksınız? Pansuman yapacaksınız, ıslatacaksınız. Yaraların kapanmasında birebir. Karabaş. Evet. Ve ha şu aşamada eğer sedef diyorsa o zaman sedef de biliyorsunuz. Çörek otu yağı, üzüm çekirdeği havanda ezip kullanıyor. Bir de lavantayla karabaş çayı içecek. Nasıl kullanılacağı yazılı. Şimdi tadına bakın bakalım. Yani, şimdi bakamam hocam niye çok sıcak? Ben sıcağı içemiyorum tamam. Biliyorsunuz ama. Dokunamıyorsunuz da evet, dursun orada. Evet sormayın oradan. Dursun. Şimdi şunu nasıl temizlerim de içinden şöyle bir su gezdirsem de şu dediğinizi de yapıversem izleyicimiz de görse beyefendi madem hanımı için aramış. Böyle bayılıyorum hanımına bak destek veren kimi adam hasta olunca pırr ortadan kayboluveriyor. Bak bir de böyle hanımına sahip çıkanlar var. Şimdi sıcak su, önce sıcak su. Bir bardak sıcak suyumu koydum. Şimdi atayım mı içine? 7-8 tane karabaş. Evet. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 da olur. Hadi tamam. Oldu. Hadi bu da benden dedim gitti. Eyvah tüh neyse olsun. Sonra... Yok onu ilave etmeyin o ayrıca. Bak iyi ki böyle yapıyorum yanlış anlaşılabiliyor peki. Evet. Birazdan şimdi bunu 5 dakika kaynatacaksınız. Peki. Yulaf samanını önceden kaynattınız. O kaşıntı için yulaf samanı 4-5 defa ıslatacaksınız arka arkaya. Bu ne ki için? Islatır ıslatmaz kaşıntıyı alır yani. Bu sedefte de egzamada da yani. Pansuman yapacağız üzerinde kalacak ve kuruyacak. Evet. Evet, bundan sonra üzerine karabaş, yaraların kapanması için karabaş çayıyla pansuman yapacaksınız. Peki, kıl kökü iltihaplanması, zona, siz söylediğiniz biz hazırladık, topuk çatlakları, göz kuruluğu, sinir sıkışması, diş eti iltihabıyla devam edelim mi hocam? Evet. Bu ne ola ki? Bakın. Niye bakıyorum? Ne bu ne arkadaşlar? Bu sirke mi? Bu ne? Figen?
Bu ne? Nar suyu mu bu? Ha, ne güzelmiş rengi bak. Dün de nar sirkesi yaptık hocam, nar suyundan. Harikaydı. Tabii yani. İşte nar ekşisi de var ya, ha, biraz fermentasyon. Peki, her şeyin sirkesi olur. İyi gelir. Şimdi mi? Bakın Zahide Hanım, bu o kadar önemli bir konu ki, implant yaptırmış olanlar, hı hı, dişlerine implant yaptırmış olanlar, bir yıl sonra mesela biraz sıcak bir şey içsinler, hafif sıcak böyle, yaktığını hissetsinler, hemen orada iltihaplanma başlıyor kolayca. Veya başka bir şeyden dolayı diş eti iltihabınız var. Ne yapacaksınız? Yani antibiyotikten daha güçlü. Önce bunu deneyin, göreceksiniz. Bakın ağızdaki diş etindeki o iltihabı kurutacaktır. Hocam, ne yapayım? Evet, biraz bakayım hızlı mı? Kısın onu. Ha. İyice kıstım. İyice kısın, evet. Olabildi, yoksa kapanacak şimdi. Tamam, iyidir. Ha. Tamam, bu böyle 7-8 dakika kaynayacak. Ay ay. Ben böyle alayım mı Zahide Hanım? Siz bir kazaya uğramayın aman da. Aman evet, neyse hallettim. Şöyle yan çevireyim de sapı da görünsün dedim ama sıkıntı yok. Bunu niye yapıyoruz hemen söyleyelim mi? Evet. Kaşıntı için. Kaşıntı için yulaf samanı. Yara var ise böyle biraz önce resimde gördüğünüz gibi bununla pansuman yapacaksınız, ıslatacaksınız. Yani 4-5 kere kurusun, ıslatın, kurusun, ıslatın demiyor. Yaraların varsa, hızlı kapanmasında. Evet. Peki, şimdi iltihap, diş eti iltihabı için. Diş eti iltihabında bakın söylediğim gibi implantı olanlar veya sebebi bilinmeyen diş eti iltihabınız var. Nasıl yok edeceksiniz onu? İşte bunun için Allah'ın bir mucizesidir. Nedir hocam? Bakın yüzlerce biz mail alırız. Ya hocam hiç beklemezdim nar suyu bunu nasıl yapıyor diyor. Hmm. Evet, bir yudum ağzınıza nar suyunu alacaksınız ve bekleteceksiniz. Yarım dakika. İsterseniz yutabilirsiniz, isterseniz tükürebilirsiniz. Diş eti iltihabı. Yarım saatte bir, en erken en geç bir saatte bir. Bundan alacaksınız ağzınıza. Bekletin, dilinizle böyle dolaştırın. Resmen o iltihabı emiyor. Hmm. Ertesi güne bir şey kalmaz. Ama dediğim şekilde yapacaksınız. Hmm. Yutabilirsiniz Zahide Hanım. Korkmayın. Güldürürsem bu sefer şey olacak. Yutun. Hocam ama ben ağzım kapalıyken bile beni anlıyor. Artık yıllar evet, geçince böyle. Bu kadar kıymetli evet, bir şey. Bu kadar. Yalnız bakın taze sıkılmışı da olur. Bu çok da güzelmiş. Ben tabii asla firma ismi veremem. Tabii ki. İşini düzgün yapan firmalar var. Allah onlardan razı olsun. %100 nar suyu olacak. Bak kutunun üstünde yazıyor. %100 yazacak. Ha, %100 çünkü nar mevsimi. Suyu. Hazır nar mevsimi sonlarına doğru geldiysek narın şimdiden yapın. Evet. Yapın da buna kadar onlar da aynı olacak, derecede etkili. Sirkesi olur mu? Dün olmaz, yapmıştık olmaz. Nar olmaz, suyu olacak. O başka. Mayalanmamış yani, olacak. O yani, başka. Diş nar suyu. Için. Evet, nar peki hocam, suyu. Bu şey takıyorlar ya dişlik. Diş teli. Onlar diş telleri. Ha. Onlara faydası olur mu? Evet, eğer yani iltihaplanmaya bir neden oluyorsa, evet, diş eti iltihaplanmasında bakın antibiyotikten çok çok daha güçlü ve bu etkilidir. Bu da doğal antibiyotik zaten, evet, ne olsun. Peki, evet, şimdi göz kuruluğuna geçelim mi hocam? Göz kuruluğu için, bu da nasıl güzel bir bitki böyle. Nefis evet, görünüyor. Ne ebe dersiniz? Gümeci. Ebe gümeci. Nefis bir çiçek bu. Kokusu da ta köy yerlerini anımsatıyor bana hep böyle. Nasıl kullanacağız hocam? Şimdi bunun için bir tatlı kaşığı alacaksınız. Sizin bardağınızın ölçüsünde. Hı-hı. Bunu ne yapıyorsunuz? Kaynatıyorsunuz 5-6 dakika ve bunun suyunu içecekler. Ebe gümecinin. Ebe 5-6 gümeci, dakika kaynatıyoruz evet, ve suyunu içiyoruz. Evet. Göz kuruluğu ne zaman geçmeye başlar? O da çok fena. Her gözünü kapattığında battığını düşün. Devamlı elinde damlayla dolaşıyorsun böyle. Herkese evet, sağlık, sıhhat diliyoruz. Bir sürü de hastalık var. Peki. Şimdi bakın bazı insanlarda aynı zamanda karnabahar, haşlanmış karnabahar suyu. O da göz kuruluğuna iyi gelir ama ebe gümeci ondan daha etkili. Daha bildiğimiz da etkili, evet.
150 Hocam. Gram karnabaharı alacaksınız. Evet, bunu işte bir bardak suda kaynatın 5-6 dakika ve suyunu için. Bu da göz kuruluğuna. Karnabahar. Karnabahar. Biz karnabahar demeye alışmışız. Evet. Karnabahar. Peki evet. Yemeğinde yapın bol bol. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz hocam? Bu karnabaharı böyle çiğden üzerine limon sıkıyorum minik minik evet. kesiyorum. Biraz da tuz ekliyorum. Tansiyon olunca tabii onu yapamıyoruz ama gayet güzel akşamları atıştırmalık yapıyorum kendime. Evet. Şunu deneyin. Eğer ülseri olanlar varsa lütfen karnabaharı tavsiye edin. 200-250 gram karnabaharı küçük küçük doğrayın. 1,5 bardak suda geniş tabanlı bir tencerede ağzını kapatarak 5 dakika kaynatacaksınız. Ve hem suyunu içecek hem tanelerini. Günde 2 defa, bir hafta 10 gün uygulasın bakalım o ülser ne oluyor. Evet, ülser için. Helikobacter pylori'ye karşı da etkilidir. Ama midedeki Helicobacter pylori biliyorsunuz o kansere çeviriyor. Bir de gastrit ve ülseri azdırıyor. Ona karşı da brokolinin haşlanmış suyu. O da var. Evet. Brokoli. Bunu pek sevmiyoruz diye öğrendik. Ben bunu zeytinyağlısını yapıyorum. Bunu haşlıyorum. Soğuk sudan geçiriyorum finalde. Soğuk suyun içine tutuyorum. Yemyeşil oluyor soğuk suyla temas ettiğinde. Sonrasında da sarımsak, zeytinyağı bir lezzetli oluyor. Bir deneyin. Yani hani brokoli ben sevmiyorum, yemiyorum diyenler bir denesin. Harika bir salata. Hatta evet. mümkünse onu yiyin, yatın. Başka bir şey yemeyin. Bak ya sabah nasıl karnınız böyle yapışık kalkıyorsunuz, şiş kalkmıyorsunuz. Kadınların bir numaralı kurtarıcısıdır brokoli. Yani ben hiçbir zaman iddialı konuşmam. %99.999. Bu kadar. Etkilidir fibrokist varsa. Her iki kadından bir tanesinin memesinde fibrokist var. İki kadından bir tanesinin. İkincisinden birinde. 100 fibrokist, kadınsak burada 50'mizde var yani. 50'sinde fibrokist var. Fibroadenom da deniyor. Mens öncesi ağrı yapar, sertlik yapar, hassastır. Brokoli kürünü bir ay uygulayın bakın ne oluyor. Ya. Fibrokist diye bir şey kalmaz. Hocam. İleri derecede ise evet o zaman iki ay uygulayacaklar. Hocam kelle paça sever misiniz? Bol sarımsaklı. Evet. Ha? Yani sevenler çok. Siz pek aranız yok mu? Yani benim pek yok şey. Pek yok. Vallahi ben olsa da içsek modundayım. Ama sizi ben bir kelleciye götüreyim hocam şimdi. Var mı müsaadeniz? Şimdi Balat'a gidelim ve bir çorbacıdayız. Kelle de yapıyorlar. Yani ben tüketmiyorum diye faydalı bir şey değil sonucu da çıkmasın. Yani tabii her insanın bir tarzı var biliyorsunuz. Tabii yani. Ki. Ama çorbacıya gidemeyeceğiz demek ki sizin hocam. Çok şey kaybediyorsunuz. Bir lezzetli bir güzel oluyor. Sarımsaklı şöyle sirkeli. Şüphesiz. Sabah sabah canınızı isteteceğim. Sen hazır oradasın madem birazcık ye de gel tabii buraya. Hakan'la beraber Rüya. Hadi sendeyiz. Ustalarımıza bir sor bakalım neler yapıyorlar. Sevgili Zerdetiş selamlar, merhabalar. Sayın hocama da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şu anda biz Eyüp'teyiz, bir çorbacıdayız. Yanımda da Sıtkı Ustam var. Kendisi 50 senedir bu işi yapıyormuş sevgili Zerdetiş. Yani bu işte tam anlamıyla usta olmuş artık. Bizim için de kelle paça ve ayak paça yapımını anlatacak bugün. Evet, kelle paça ve ayak paçayı anlatacağım. Hadi anlatın bakalım. Merhaba Zahid Hanım. Merhabalar efendim. Doktor şimdiden... Bey'e de merhaba. Merhaba. İyi yayınlar. Elinize sağlık. Yalnız teşekkür ediyoruz. Yalnız ben tıp doktoru değilim ona göre. Yani kimyager hocam her zaman evet. söyler. Evet. Peki neler var orada şimdi? Peki şimdi usta nasıl için? Yapıyoruz? Mesela bir kelle paçadan bir başlayalım. Burada kellelerimiz var. Kellelerimizi önceden suya koyuyoruz. Derisini soyuyoruz. Tertemiz temizliyoruz. Suya basıyoruz. Anladın? Suda biraz kalıyor tabii. Kanı çıkacak. Bu kan var bunların içinde biliyor musun? Kanları gittikten sonra biz bunları tekrar kaynatıyoruz. Burada bak istersen. Koyun kellesi hemen koyun duruyoruz. Koyun kellesi bak şeyin içinde burada. Bak. Peki sonra? Buradan böyle. Artık eskiden evet. sakatat yenmez derlerdi. Şimdi herkes sakatat yiyin diyor bak evet. İşte bu su nasıl burada lezzetli? Ne kadar süre kaynıyor? 2 saatte falan bu kaynar. Bu koyun başı çabuk pişer. Onu çabuk oradan pişer, çıkarıyoruz. Soğutuyoruz. Kaselere didiyoruz.
Ondan sonra müşteriye sunuyoruz. Mesela şu tamam bölme işlemini gösterebilir miyiz? Yani. Nasıl yapıyoruz? Yöresel bir şeyler. Bunu böyle açıyoruz. Bak bunu biz açtım. De öyleyiz hocam. Bitmek ha, tamam. Ha bu da yanak. Bunu böyle ayıtlıyoruz. Bak böyle. Etlerini çıkarıyoruz. Tamam. Bu kelle paça. Bunu böyle işte böyle kaseye sunup müşteriye sunuyoruz. Tamam. Tamam. Bu tamam. Peki gel tamam. Hemen burada şimdi paçaları peki. Görüyoruz. Bunlar nasıl yapılıyor? Bu ayak paça. Hayvanların ayağı. Bunu akşamdan güzel temizliyoruz. Suya atıyoruz. Dana. Dana. Bunların kanı çıkıyor. Kanlı oluyor tabii hayvan. Isladıktan sonra bunu tencereye koyuyoruz. Kaynatıyoruz. Tamam mı? En az 5-6 saat kaynağı bu. Daha uzun bu sürede kaynağı. Uzun süre. Bu çünkü büyük ya. Ondan sonra kaynattıktan sonra çıkarıyoruz. Kemiklerini ayırıyoruz. Suyu soğutuyoruz. Soğuduktan sonra şu hale getiriyoruz. Bak bu ayak paçanın işte ben de yerken biraz müşteriye böyle verme şekli. Paçayı. Bu sunuma yaklaştı şu an. Tamam bu sunuma yaklaştı. Hı. Bu sunumda. Onun üzerine şimdi bunu koyduk sonra. Suyunu koydunuz koyuyoruz. Mu? Hemen yapalım. Ha. Şöyle geldik. Geldik. Ha. Şimdi niye ayak paça bu kadar kıymetli? 6 saat kaynıyor ya. Kolajen açığa çıkıyor. Biz niye yaşlanıyoruz hanımlar? Niye yüz sarkıyor? Niye kırışıklıklar oluyor? Kolajen azalıyor. İşte kolajen almanın. E hocam ders çalışıyorum. Aferin. Kolajeni en güzel arttıracak şey diye düşünüyorum, ne dersiniz? Doğru. Bizi gençleştirecek, tabii o kemiğin içinde orta kısmında ilik var. O da suya geçiyor. Onun da çok büyük faydası var. Oh, işte budur. Yani biraz da özendirmek için de yapıyorum bunu aslında. Eskiden aman deyip de kaçtığımız şeylerin ne kadar faydalı olduğunu şimdi görüyoruz. Kültürümüzü tanıtıyorsunuz. Evet, bir de bunlar milli bizim yemeklerimizi tanıtıyorsunuz. Elimizden geldiğince bunlar bizim özümüz, anamız, babamız, babaannemiz, ninemiz bunlarla büyüttü bizi. İşte o yüzden hala bu nesil biraz daha sağlıklı gibi. Bir sonrakini Allah kerim düşünemiyorum yani. Rüya madem sevgili oradasın. Sevgili şu anda çorbamız da hazır. Ha? Ne diyeyim, afiyet şeker olsun ama halkar da tattır. Kameramanların kaderi. Çekerler, finalde yerler gerçi de Allah'tan. Ama bize Hakan gösterdiği için şimdi sonrasında hem Rüya'ya hem Hakan'a afiyet olsun diyelim. Ne diyelim? Rüyacığım teşekkür ediyoruz kuzum. Teşekkür ederiz. Senin bileğin niye sarılı? O bileğindeki ne senin? Bileğin niye sarılı? Bak duymuyor beni. Bileğim sabah biraz incittim onun için sardım. Bak şaşkın, kim bilir ne yaptın. Gel burada baktıralım. Peki. Afiyet olsun size, yapanlara, içenlere. Şeyma Hanım merhaba, günaydın efendim. Şeyma Hanım. Günaydın. Günaydın efendim, günaydın, hürmetler. Hürmetler efendim, isminizi bahşeder misiniz? Ben Antalya'dan arıyorum, Adnan Korkmaz. Önceki Şov ailesine sizin nezdinizde aydınlatıcı bir yönlendirici yayına yaptınız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Adnan Bey buyurun. Ayrıca konuğunuz, adaşım olan İbrahim Adnan Bey'e de çok çok hürmetlerimi sunarım. Kendisine iki sorum olacak. Eğer lütfen cevaplarsa sevinirim. Hay hay, siz ne kadar güzel konuşuyorsunuz. Öyle kaldım ben. Buyurun efendim. Tabii ki Adnan Bey. Şimdi eşimde sinir sıkışması vardı. Bir yılda çekiyordu. Geçmiş olsun. İki kere ameliyat oldum. Sonunda ameliyatından sonra da kortizon inmesi budur ama maalesef hiçbir şey alamadık. Sonuç alamadık. Bu birinci sorum. İkinci sorum da ben rektal kolik ameliyatı oldum. Karın bağırsam yok benim. Ama bütün dışkılamadan sonra gece tuvalete çok çıkıyorum. Bir de kaşıntı olayı çok fazla. Bu iki sorumu cevaplandırabilirse kendisine çok çok teşekkür ederim. Kaşıntı makatta mı? Makatta, evet. Evet. Peki. Peki efendim. Kalın bağırsağı neden aldılar? Ülseratif kolit veya morbus krondan dolayı mı? Öncelikle ülseratif kolit tedavisi gördüm dediğim. Daha sonra büyük bir ihtimalle kansere çevirdim. Anladım. Doktorlarımın söylediği. Dolayısıyla tamamını aldırdık. Tamam. Geçmiş olsun. Teşekkür şimdi ederim. Önce eşini önce söyleyelim. İlk sorusu oydu. Yani sinir sıkışmasında yapacağınız şey 30-35 tane kurutulmuş kiraz sapı. Bardağınızın ölçüsü o. Evet.
ve bir tutam da ısırgan, yeşil ısırgan. O da hemen yanında. Evet, bu. Suyu kaynatacaksınız, ondan sonra üzerine 30-35 tane kurutulmuş kiraz sapı, bir tutam yani 5-6 gram da yeşil olarak kurutulmuş. Eğer böyle gri renkli filansa hiç kullanmayın o ısırganı. Peki, ben bunları yapayım. Evet, beraberce bir gösterelim onu değerli izleyicilerimize. Hı-hı. Sinir sıkışmasında ne yapacak? Şimdi sinir sıkışmasına geçerken şunu da bir taraftan göstermiş olayım. Şöyle. Bunu niye yapmıştık hocam? Tekrar hatırlatalım mı? Evet. Yaraların pansumanında, yaraların hızlı iyileştirilmesinde, karabaş. Bu hangi yaralar? Derideki yaralar, özellikle egzama, sedef. Yani orada bunu rahatlıkla veya herhangi bir enfeksiyondan dolayı deride aşırı kaşıntı varsa, yulaf samanı, söylediğim gibi arkasından da karabaşla pansuman ederek yaradaki kaşıntıyı alıyorsunuz. Hı hı. Ve karabaşla da o yaranın hızlı kapanmasına yardımcı oluyorsunuz. Güzel. Karabaşın faydası. Kaşıntı varsa da hemen onu da şöyle yanına koyayım. Onun için de biberiye demiştiniz. Şimdi bunu hemen temizleyeyim. Ve bu sefer de beyefendi için, hanımefendi için mi sormuştunuz? Hanımefendi için. Peki kendisi sinir sıkışması var. Evelallah, yani çok faydasını görecek bunun. Şimdi siz suyu ilave edin. Kaynamış su ilave edeyim, daha kolay olsun. Tamam. Dur deyin hocam. Tamam, yeterli efendim. Ekranda 30-35 tane kurutulmuş kiraz sapı. Şimdi evinizdeki kirazın saplarını atmayın lütfen. Bir yıl hiç bozulmadan durur. Kirazın çöpü, üzümün sapı derken bunları attık meğer boşu boşuna. Bak, nohutun suyu bile ne kadar kıymetliymiş. Evet, bu üzerine bunun o yeterli. Ha, yeterli. Orada 30-35 tane çok sağlam var. Buyurun, ben size ısırganı da veriyorum. Biraz da açtım. Isırganı şimdi mi 5-6 gram. Şimdi normalde kiraz sapı bir 2 dakika, 3 dakika kaynasın. Ondan sonra, tamam, o zaman öyle 3. yapalım. Dakikadan sonra üzerine ısırganı ilave edeceğiz. 5 dakikada öyle kaynatacaksınız. Hı. Ve bunu sabah akşam günde 2 defa içecek. Bakın, sinir sıkışmasında. Bunun yanında bir de ne yapıyoruz? Ardıç yağı. Ardıç yağıyla da o bölgeye masaj yapıyorsunuz. Bulunmaz bir nimet bu ardıç yağı. Ha, kokusu o kadar da ama şifa zaten. Neyse, bunu hiç açmaya çalışmayayım. Bir ardıç... koklayabilir miyim? Evet. Doğru mu? Yani bir dökmem lazım şeyin üstüne. Onu açmanız lazım. O da biraz... Geldi mi? Ha, geldi. Hı hı. Nasıl? Neye bakıyorsunuz? Kokusuna? Kokusuna, bir de rengine bakıyorum. Şimdi işte alıyorlar ardıcı, ucuz yağın içine basıyorlar. Orada bir hafta 10 gün bekliyor, ondan sonra abla işte ardıç yağı diyor. Hı. Yani kokusu ona geçmiş. Bu doğrudan destilasyonla ardıç yağı elde edeceksiniz. Evet. Oldu şimdi mu? Onun Kapatayım içine mı? Siz evet. Ha, şimdi bir tutam artık ısırgan ilave edebilirsiniz. 5-6 gram. Birazcık Ay. Daha. Ne oldu? Tabii, sıcak mı? Sıcak. Aynen. Benim bu sıcakla. Siz ateşi görseniz yanıyorum. Ben hocam diyorsunuz. Diğer tarafta ne yapacağım bilmiyorum vallahi. Allah'ım doğrudan cennetine nail etsin diyeceğim ama yani. Tamam. Kim? Oldu galiba. Heh. Evet. 5 dakikada böyle kısık ateşte ne derler biliyor musunuz hocam? Böyle sıcaktan korkana kaynanasından korkar derler. Sen de böyle diyecektin. Sizin orada da böyle derler. Ben seviyorum, korkmuyorum da ama ben de hep öyle duymuşumdur. Peki Şeyma Hanım merhaba, Aydın'a da günaydın. Merhabalar Zeyd Hanım, hayırlı günler. Teşekkür ediyoruz efendim, hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Benim İbrahim hocama bir sorum olacaktı. Yüzündeki güneş lekeleri için ondan bir kür istiyorum da. Fotoğraf göndermiş miydiniz bize? Var mı evet, fotoğraf? Göndermiştim. Bir görebilir miyiz arkadaşlar? Verelim Şeyma Hanım'ın fotoğrafını.
Hocam da görsün, ona göre daha net bir cevap versin. Tamam. Şimdi bir güneş lekesi, bir de çil var biliyorsunuz. Hı-hı. Bunlar farklı şeyler. Şimdi hı-hı, burada Allah vekil, yani çok iyi bir kür var bu güneş lekeleri için. Fakat yeni gelişti, ezberimde değil. Haftaya o zaman. Haftaya onu söyleyebiliriz. Peki. Burada hem çil için ayrı hem de güneş lekesi için ayrı. Şeyma Hanım, bize numaranızı bırakın. Ben sizi gün içerisinde arattıracağım. O güneş lekesi için ne yapmanız gerektiğini söyleyelim. Asistanlarım size söyleyecek. Biz de haftaya ama önümüzdeki programda şey yapalım. Biz de öğrenelim çünkü. Çünkü çok güneş lekesi şikayeti olan var. Bitki ikincisi aklımda değil. Biri aklımda de yarım olur. Tabii yani kullanma şekli, o daha tam beyine girmedi biliyorsunuz. Tamam. Dolayısıyla tamam hocam, önümüzdeki hafta çünkü konuşalım. Yarım bilgi vermekten Allah'a sığınırım. Kesinlikle. Sıkıntı evet, yapmayalım. Çil demişken bak, sizin de çok çilleriniz var ama size de çok yakışıyor. Çile de iyi gelecek bir şey mi bu? Bak Şanım Efendi, nereden gelmiştin için kuzum sen? Nereden? Kırım'dan. Kırım'dan. Kırım Türkiye o da. Peki buradan sizin vesilenizle Kırım'a da selam söyleyelim. Teşekkür bütün ederim. Bütün Kırım Türklerini de sevgiyle kucaklıyoruz. Sağ olun. Bak ekranda görünüyor mu tam bilmiyorum ama böyle. Bana bak kuzum sen. Yüzü çinli çinli ama nasıl şeker duruyor. Bilmiyorum, ben senin yerinde olsam çok hoşuma giderdi. Memnun musun çillerinden? Yakın tut ama mikrofonu. Aslında benim bebeklikten belli bu ha, çiller. Var. Önceden herkes diyordu, mesela bir doktora gittiğim zaman diyordu senin karaciğerinde herhalde problem var diyordular. Ha, çilleri öyle zannediyorlar. Ama yok, yani problem yoktu. Bebeklikten belli öyle yani kendimden. Genetik bir özellik. Genetik, kişiye benim özel. Benim babamda da vardı, ha, amcamda da vardı. Sana da geçmiş. Işte, genetik ne ha, kadar peki, güzel. Evet, ben de yanıma geldi, reklam arasında bir sarıldık öpüştük. Çok mutlu oldum. Kırım'a, Kırım Türklerine tekrar selam. Şimdi topuk çatlakları için bir kürümüz var. Onu yapalım mı hocam? Aslında evet, az önce aldık bunu elimize ama. Bir, bu arada öbürüne bakıyorum ama oldu. İkinci bir yani, şey için de kullanabilirsiniz bunu. Sevil Hanım, o arayan bayanın numarasını almayı unutmayın. Tamam tamam hocam, tamam, biz sizi ulaştırırız. Ama çünkü sadece ona değil, bize de lazım. Söz verdik, kul hakkı üstümüzde kalmasın. Ha. Haftaya evet, da biz konuşalım. Evet. Ve Gümeci, biz bunu göz kuruluğu için değerlendirdik az önce. Evet. Başka bir şey için de kullanabiliyorsunuz. Bundan bir avuç alın. Hı-hı. İşte yarım litre suda. Hı-hı. Bunu 5-6 dakika kaynatıyorsunuz. Ilımaya başladıktan sonra topuklarınızı içine. Evet. Ha. Topuklarda çatlak varsa en güzel yöntem, ne kadar evet, zamanda bir yapacağız, ne kadar kalacak? Yani için bunu gün aşırı yaparsanız veya 10-15 gün her akşam yapın. Topuk çatlakları, hatta bazıları kanamalı bile oluyor. Yani çok rahatsız edici. Beraber. Ve günde bir defa da çayını içsinler. Günde bir kere evet, çayını içiyoruz. Bir tatlı kaşığı 150 mililitre suda 5-6 dakika kaynatıp çayını içsin. Dıştan da dediğim gibi ebe gümecinin içten, ılıktan biraz sıcak suyunda 15-20 dakika bekletecekler. Peki hocam, şimdi bu öyle böyle bir şey değil. Yaşayan biliyor ve yakınları biliyor. Bütün vücudunu kanatırcasına bunu harca kaşıyor. Dayanamıyor. Kıpkırmızı zaten ve geçmekte bilmiyor, bitmekte bilmiyor. Neden bahsediyorum acaba? Zona'dan. Zona için de bir kürümüz var. Zona'ya karşı bir kür. Söyleyelim mi yoksa Gönül Hanım'a merhaba mı diyelim? O zaman Adana'ya gidelim. Gönül Hanım'a bir merhaba diyelim. Gönül Hanımcığım, günaydın. Günaydın güzeller, güzeli Zahide Hanım. Aman aman. Ben nerelere Adana'dan, götüreyim size, neler ısmarlayayım. Çok teşekkür Adana'dan, ediyorum. Adana'dan, Yamaçlı'dan selamlar. Çok teşekkürler. Gönlümüzü, sağlığımıza hitap eden, hayat bakışımızı değiştiren rakipsiz tek program. Seviyoruz. Allah mahcup etmesin. Amin, hepimizi inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Peki nedir problem? Adana'ya da, Adana ne güzeldir. Şimdi yaz gelmiştir oralara. Evet, evet. Narenciye memleketi. Harika. Çok güzeldir. Yakında festivalimiz var. Buyurun, hah, bekleriz. İnşallah. Davet olursa icabet ederiz inşallah. Peki Gönül Hanımcığım, nedir sıkıntı? Buyurun. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu bizimle beraber. Çok teşekkür buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Benim oğlum Ukrayna'da üniversite okuyor. Oraya gittikten sonra çıktı bu kiprik dibindeki kepeklenme. Hem yanma yapmıyor hem gözleri kızarıyor. Hani biz oradaki karlardan oluştuğunu düşündük. Burada Çukurova Üniversitesi'ndeki bir doktora götürdük. Bunun ömür boyu süreceğini söyledi. Bu ömür boyu lafını duyan oğlum üzüldü yani. Sonra işte o doktor bey şöyle elinde refresh. İsim söylemeyin lütfen. Markaya girmesin ama. Pardon. Peki. Pardon. Bu estağfurullah. Kirpik dibi iltihabı dediniz değil mi? Kepeklenme mi oluyor? İltihap değil, kepeklenme. Kirpiklerinin dibindeki deri beyazlaşıyor ve dökülüyor. Doğru mu anlıyorum? Yani normal saçta olan kepeklenme gibi. Normal saç evet. Gözde oluyor. Gibi. Evet, kirpik dibinden kepeklenme yapıyor. Evet, yani kolonyalı mendil gibi bu... bir şey vermiş. Az önce ismini verdiğim ilacı yazdı. Yani onunla silebilirsin dedi. Ne dersiniz yani hocam? Onunla silir ama işte onlar onunla oğuşturunca silince de bazen kiprik... Yani hani düşmeler oluyor. Hani anne işte kipriğim düşüyor falan. Ona da ayrı bir izi diyor. Genç kaç yaşında oğlunuz? 20 yaşında. Tamam onun tam böyle iyi görünmek isteyeceği bir zaman. Hepimiz öyle istiyoruz ama ne dersiniz hocam? Evet. Şimdi burada yapacağı şeyi söyleyeyim. Yani %70 etkisini görür. Yani büyük oranda bunu ortadan kaldırır. Ve inatla bunu düzenli kullanırsa da evelallah kökünü kurutur. Şimdi ne yapacak? Burada iki tane malzeme var. Bir, lavanta. İki, ısırgan. Lavanta ve ısırgan. Isırgan. Hani yarım... ısırganı göstereyim. Tamam. Lavanta gene da... ölçü sizin bardağınız. Ben göstereyim onu değerli izleyicilerimize. Evet. Bakın. Yarım tutam lavanta alıyorum. Onu ben şöyle alsam burada göstersem. Tekrar evet. Yapsanız. Evet. Yarım tutam. Yarım tutamda ısırgan. Özellikle yeşil olmasına dikkat edin. Evet. Bunu yarım bardak yarısına kadar suyla dolduracaksınız. Ve 6-7 dakika kısık ateşte kaynatıyorsunuz. Bakın. Ve bu soru ilk gelen, bu ilk defa karşılaştığım evet, bir soru ama bu olayla karşılaştım, oradan biliyorum. Ne zaman yapacak, ne kadar yapacak? Evet. 6-7 dakika bunu kaynattınız, ılıyınca süzdünüz. Nerede sizin o yuvarlak pamuklarınız? Hemen şurada. Hemen göstereyim. Hani çay pansumanı daha... derler ya. Böyle gözlerine şey yapıyorlar, koyuyorlar. Yatıyorsunuz. Bunu suyuna batıracak. Batıracak, ılık olarak her iki göze de gözlerini kapatacak, bir 5 dakika bekleyecek. Kirpiklerin kökleri bunu otomatik olarak tabii ki ne yapıyor? Absorbe ediyor, emiyor. Evet. Islak olduğunda yapışacak. Akşamları bir 5 dakika bunu uygulasın. Yani bir 10-15 gün. 10-15 gün. Evet. Faydasını ne zaman görmeye başlar? Ve şunu da yapacak yalnız. Aynı şeyin çayını da içecek. Günde bir defa. Sabah içebilir, öğlen içebilir, akşam içebilir. Sabah, dıştan öğlen, ve içten. Hem dışarıdan bir taraftan korurken diğer taraftan da içeriden de besleyecek peki. Evet. Şimdi bir kür daha yapmıştık. Onu da göstereyim. İçinde kiraz sapı ve ısırgan sinir sıkışması için Muammer Bey miydi? Galiba bravo evet, hocam eşi için, eşi içindi. Evet bunu sabah akşam içecekler. Taze hazırlayacaklar. Ve ardıç yağıyla da sinir sıkışmasının olduğu bölgeye hafif hafif masaj yapacaklar. Evelallah. Peki yeni bir kür için bunu da hazırlamış oldum. Bu arada bana bir sürü narinciye geldi. Hüseyin Uygun Beyefendi'den çok da güzel yazmış. Finike Antalya'dan geldi. İşte limonlar göndermiş. Bergamut göndermiş. Ben bunu ayva zannettim, iyi mi? Bergamut
Gördünüz mü hiç bergamotu böyle? Hiç görmediniz mi? Ben de ilk defa gördüm, çaktırmayın. Vallahi ben ayva zannettim önce. Ama çok da güzel bir yazı yazmış. Şeker portakalı göndermiş. Demiş ki bunları kolay kolay bulamazsınız. Bir de şu pazardan, yani üreticiden pazara gelene kadar bu fiyatlar nasıl artıyor? Çok üzülüyorum yani. Arada bir sürü kişi tabii ki kazansın ama bu kadar da olmaz ki ya. İki katı, üç katı, dört katına çıkıp da satılıyor. Üzülüyorum. Ve Kamkat göndermiş. Halk arasında Kamkars da deniyormuş. Bir de bana nasıl güzel yazmış böyle hepsini tek tek. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok özenmişsiniz. Yazılarla da hepsinin içine koymuş. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Var olun, sağ olun. Bir de şunu da göstereyim de. Tekrar Hüseyin Uygun Beyefendi'nin bana gönderdiği, bu da Kamkat. Bunun ağacı da bu. Hocam nasıl yenir? Çalı gibi, bunu kabuklarıyla beraber yiyorsunuz. Hem limon hem portakal tadı var. Kabuklarıyla beraber, mesela portakalı veya limonu kabuğuyla ısırdığınız zaman keskindir. Bu başka bir şey bu. Ama narenciye. Ama narenciye. Evet. Hiç yediniz mi bundan? Ben sizi bırakır mıyım hiç? Hemen. Yani mümkün olsa ekrandan vallahi size de uzatsam ama. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum. Yetecek mi ki? Şöyle siz bak, yeter yeter. Sen al dağıt kuzum. Siz karı koca birer taneyi bölüşün artık. Heh, değil mi? Karı kocalar birer tane bölüşsün. Tekrar teşekkür ediyorum efendim. Antalya'ya da selam şimdi ve sevgiler. Burada en enteresan olanı tabii ki Türkiye'de de yetişiyor. Yani Çukurova bölgesinde. Ama çok fazla ağacımız yok bu konuda. Bergamuttur biliyorsunuz. İngiliz çaylarının içinde hep bergamut. Bunun esansı parfümeri sanayinde kullanılır. Evet, evet. Evet. Bakın bunun çekirdeğini ekerseniz. Biter mi? Bahçeye ekeyim. Evet. Zamanı mıdır acaba? Limonun çekirdeğini ekerseniz. Limon ağacı? Çıkmaz. Çıkmaz. Ama bergamutun çekirdeği. Narenciye çıkar. Yani ne diyoruz biz ona? Turunç. Ha, turunç çıkar. Bergamotunkini de ekerseniz turunç çıkar. Portakalın çekirdeğini ekerseniz turunç çıkar. Mandalina'nın çekirdeğini ekerseniz gene turunç çıkar. Onun için bunların hepsine turunçgiller denir. Çıktıktan sonra işte fidan böyle 1,5 metreye falan geldiğinde aşılarsınız. İsterseniz limon, İsterseniz bergamot, isterseniz portakal. Bak evet. Yazmış zaten beyefendi, meyve olarak yenmez, içi buruk bir meyvedir. Sadece kabuğundan reçel yapılır. Bergamot reçeli de muhteşem olur bu arada. Portakalın kabuğundan da yapılır. Ne oldu, acı mı geldi? Ay kimisi bak, kimisi çok beğendi, kimisine güzel değil mi? Değişik yani. Zaikat. Ne demek zaikat? Zaikat. Tat. Peki. Tat demektir. Tat. Zaikatül mevt var ya. Evet. Külli nefsin zaikatül mevt. Peki tadı, efendim. Lezzeti. Şimdi Canan Şanlı da bana bakıyor orada. Canancığım şimdi sözü sana vereyim. Azra bebeğimizin annesi. Biz Azra bebekle sizi aslında tanıştırdık. Azra bebeğin, sen anlat kuzum istersen. Niye burnunda, burnundan besliyorsun? Nedir şikayeti? Şunu söyleyeyim. Şimdi dur, şeyi bırakın. Sessizlik. Çünkü annemizi gerçekten, babamız nerede buradan bebeği göstermiyorum size ama bu gencecik çift evlatları kucaklarında, çok zor bir yaşam bu. Allah her türlü sunuyor, onları da başka türlüsü evlatlarıyla sunuyor ama bize de elimizden bir şey geliyorsa destek olmak düşüyor. Yardımsever olanlar, iyi olanlar, iyilik etmek isteyenleri biz bekliyoruz. Canan ne söylersin? Çaresiz kaldım. 2 yaşında evladın. Evet. Şikayeti ne? Ya, kızımın genetik bir rahatsızlığı var. Kesin bir tedavi yöntemi yok ama hastalığı durduruluyor. Bir anne olarak sesleniyorum size zaten. Çok zor gerçekten. Rabbim kimse evladıyla sınamasın. Amin. Amin. Bakanlıktan alınan bir telefon numarası var elimizde. Evet. Peki bu gelen miktarla ne yapacaksınız? Ne işe yarayacak? Onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Fizik tedavisini kullanmak istiyorum. Hani kızımın yemesi falan farklı olduğu için eczaneden alıyoruz ürünlerini.
ekmeği bile farklı yani. Düşünün, biz aynı ekmeği paylaşamıyoruz kızımla. Ne diyeyim kuzum sana? Herkesin bu dünyada başka başka derdi var. Ama evlat için hiçbir şey söyleyemiyorum. Hani çok acizim karşında. Allah yardımcın olsun. Eğer destek olmak isterseniz telefon numarasını verebiliyoruz. Çünkü bakanlık onaylı bir telefon numarası bu. Azra Baba'yı da görseniz bir güzel bir güzel babasının koynunda. Yani diliyorum Allah size onun en güzel zamanlarını hep göstersin. Çocukluğunu yaşayın. Bu hastalık çok gerilerde kalsın. İleride böyle biz neler yaşamıştık değinem o sırada Azra karşında böyle bir genç kız olarak duruyor olsun inşallah. Çocukluğunu yaşayamayan kızın gençliğini yaşasın isterim. İnşallah. İlk ve tek çocuğum. Yürüsük isterim. Elinden tutup gezdirmeyi çok istiyorum ama olmuyor. Benim istediğim tamam hastalığını kabullendik bir şekilde ama hani fizik tedavi alamıyoruz. Her gün alması gerekiyor. Metabolizma doktoru bir kere olsun görsün istiyorum. Hiç görmedim metabolizma doktoru. Yok gördüler tedavisi. Gönderdim de zaten. Değil mi daha öncesinde doktorlarımıza gösterdim. Nörolog görsün istiyorum. Nöbetler geçiriyor. Hani bütçemiz yetmediği için gidemedik zaten. Ne kasımalar falan çok. Titremeleri bak, hocam çok. Hocam da soruyor ne nöbeti geçiriyor diye. Ben size göstereyim. Bilmiyorum hocam. Şimdi. Reklam arasında göstereyim. Bir yere bakıp odaklanmaları oldu. Hani 2-3 dakika sürüyor ama hani kolumuzda bembeyaz oldu, musmur oldu. Kendi gitti yani. Zor getirdik kendini. 3 kere geçirdi bunu. Şu an hani Mustafa Kartaş hocamız Allah razı olsun onun okuduğu dua sayesinde bir daha olmadı ama mutlaka hani bir altta yatan bir şey var. İlaçça kullanması da gerekiyor olabilir. Hocam kasılmaları çok arttı. Azra'yı babasının koynunda yavrum böyle. Ne diyeyim her şey Allah'tan. Hepimizin sınanması ayrı. Ama destek olmak isteyenler olursa bakanlıktan alınan bir numara olduğu için burada rahat rahat verebiliyorum. Bakanlık da kolay kolay bizim telefon numarası paylaşmamıza izin vermiyor. Çok ciddi şeylerden geçiyor ve sonra bu telefon numarasını alabiliyorlar. Yardım etmek isteyenler olursa aynen. Destek olmak benim isteyen. Tek istediğim hani bir kere de olsun doktorlarımız görsün. Fizik tedavi doktorunun görmesini bile çok istiyorum. Hani ben gösterdim fizik tedavi aletleri lazım kızıma alamıyoruz. Onları fizik tedavi her gün alması gerekiyor alamıyoruz. Için. Hani tamam hastalığı var ama yürümesi için uğraşmak istiyorum. İnşallah kuzum. Allah seni evladımdan, evladını senden ayrı koymasın. Maddi manevi bütün desteğinizi bekliyorum. Tek İnşallah. Çarem sizsiniz Ayda Hanım. İnşallah kuzum. Peki ha bu İvan doğumu mu? Ay pardon telefon deyip duruyorum. Bende de akıl kalmadı. Peki bu arada sana ben bir haber vereyim. Benim dünya iyisi, dünya güzeli. İki yapımcım var. 5.000 lira bağışta onlar bulunuyorlar. Ve böyle biz başlamış olalım. Devamı da gelecektir ben inanıyorum. İnşallah. Pek çok iş adamı seyrediyor bizi. İyi yürekli iyi insanlar seyrediyor. İnşallah faydamız olur. Zor bir hastalık. Sana. Savaşmak gerçekten çok zor. Hani zor. Yemekleri sen daha gencecik dünya güzeli. 23 yaşındayım kadınsın. Ben. 23. Eşin kaç yaşında? 28. İşte, dünya güzeli bir çift. Hani benim de şuyum var bunu da alamadım. Böyle de istiyorum. Yani bir dönüp de bir bakın. O da çok istiyor hani elinden tutup gezdireyim. İstemez mi kız çocuğu babayla hep nasıldır? Hep isterdi ki kız çocuğum olsun ama o da göğsünüyor. Ağlıyor bazen. Yetişmiyor artık. Peki. Ben hocamla da tanıştırayım Azra'yı. İnşallah. Karaciğerde enzim çalışmıyor hocam hani bilmiyorum. Hocamın da mutlaka söyleyecekleri vardır. Reklama gittiğimiz zaman Azra'yı getirelim buraya bir gösterelim. Olur tamam mı? Olur. Tamam. Peki İBAN numarası aşağıda görüyorsunuz. Peki devam edelim. Şimdi böyle de yayına dönmek de ne kadar zor oluyor. Bambaşka bir dünyanın içinden çıkıp normale dönmek. Efendim bal yiyelim mi yemeyelim mi? Kilo aldırır mı aldırmaz mı? Nasıl anlaşılır? Hepsini konuştuk. Show Haber de bunu haberleştirdi. Gerçek bal nasıl yapılıyor, nasıl anlaşılıyor? Konuşalım sonra hocamdan da yorumunu rica edeceğiz. Buyurun. Asıl üreticiler taklitçilere savaş açtı. Bal yerine glikoz şurubu satanlara karşı uyardı. Tabiatın mucizesinde oynanan oyunları anlattı. Meşe balın sahtesini yapan da var. Yani içine şeker katan da var. Şimdi şekerin kilosu 3 lira civarı oldu yani. İyi bir balın
25-30 TL'den aşağı 850 gram fiyatının olmaması gerekiyor. Kovan sahipleri İstanbul'da buluştu. Türkiye'nin dört bir yanından altın değerindeki ballar beğeniye sunuldu. Meraklıları tek tek lezzet testinden geçirdi. 5 TL. Ben yedikten sonra ağzım nasıl bir tat bırakıyorsa ona göre bu güzel değil diyorum, iyi değil diyorum. Gerçeğini sahtesinden ayırmak zor. Laboratuvar testleriyle anlaşılıyor. Ancak işin uzmanlarına göre birkaç püf noktası var. 100 liraya 6 şişe bal, bir de hediyesi var, ayakkabı veriyor. Bizim öyle değil, biz köylüyüz. Hiç bilmeyen bir insan balın ağırlığından iyi bal ağır gelir. Birçok sahte bal var, birçoğu da glikoz şurubuyla yapıldığı iddia ediliyor. Ama gerçek balsa işte bakın bu hale geliyor soğuduğu, donduğu zaman. Bal bu şekil tereyağı bile un gibi olur. Sahte bal ise şekerin kurutulmuş şekli, yine pürüzleme olur. Balın kalitesiyle fiyatı da doğru orantılı. Türkiye'de çok pahalı ballar var. Özellikle Anzer balı 1500 liralara kadar çıkıyor. Ancak Bitlis'in kendine özel bir balı var ki o da fuarın en pahalı ürünleri arasında. 2500 metrelik bir rakımda yetişiyor ve oldukça da zor yetişiyor. Fiyatı ise kilosu 300 lira. Bal 40 kovandan elde edilen bir bal. O yüzden pahalı. Tabii. Sadece 20 kilo elde edebildik. Kırklareli'nin meşe balı gibi nadir balların kilosu en az 100 lira. Şirin'in kestane balı da ne fiyat ne de lezzet olarak aşağı kalmıyor. Şirin'in kestane balı, meşhur kestane balı. İtalya'da Nuh'un ambarında saklanması gereken ürünler kategorisine alınan kestane balı. Kilosu 120 liraya denk gelir. Bal sadece ağızları değil, içine girdiği her gıdayı tatlandırıyor. Sirkeden pestile, hatta et dönere kadar farklı lezzetler mevcut. Ballı döner, evet. Ekmeğin içerisine koyduğumuz sosta yine bir bal sosumuz var, özel bir sosumuz. Ette özel bir sosumuz var. Yine ballık bir karışım, baharatlı güzel bir sosumuz var. Bir de yeşilliğin içerisinde 3 ayrı sos var. Sonra en son üzerine bal döküyoruz. Bu keçi boynuzu kestane. Bu da marketten alınan bir bal. Enfes süzme bir bal. Kokusu var. Ha, kestanenin mi? Evet. Bakayım hocam. Bu yani dikkat dağınıklığı olan çocuklar varsa böyle 2 çay kaşığı sabah akşam dikkat dağınıklığında, gerçekten bağışıklık sisteminin güçlenmesinde. Şimdi efendim bu balların normalde süzülmemesi lazım. Süzdüğünüz zaman içerisindeki proteinleri, enzimleri ne yapıyorsunuz? Ayırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla özelliğini yitiriyor bal. Mümkün olduğu kadar balı, işte yayla balı deyip 7-8 yörenin balını karıştırıp o şekilde sunuyorlar piyasaya. Ama burada mümkün olduğu kadar balı tek tipten kullanmak en makbul olanı. O zaman tek tek sorayım. Kestane balını niçin kullanalım? Evet, çocuklarda dikkat dağınıklığı ve bu fazla alınmaz. Yani hani normal bal gibi efendim sabah akşam böyle birer yemek kaşığı alayım filan şeklinde değil. Bal, bir kestane balı. Evet, kestane balı. Çocuklarda dikkat dağınıklığı evet. için. Peki. Şimdi alerjiye karşı direnç kazandırmak istiyorsanız da işte bu da keçi boynuzunun çiçeğinden elde edilen bal. Bu da çok kıymetli bir baldır. Bazı annelere benim uyarım var. Yani bebeklerinin ağzına emziye, 4-5 filan sakın bal vermeyin. Çünkü daha onların enzimleri, pankreasları tam gelişmemiş durumdadır. Ve bal kabızlık yapar o yaştaki bebeklere. Şiddetli kabızlık yapar. Onun için lütfen bebekler bir yaşına gelmeden kesinlikle ağızlarına, işte emziklerine, ne bileyim kaşığını hafif bala batırıp sonra az miktarda veriyorlar. Yapmayın, yanlış olur. Evet. Peki. Ya biz zonadan bahsettik ama kürdan bahsetmedik değil mi? Bana hatırlatın bak. Hatta yazıyorsunuz da buraya zaten, güzel de sorular var. Benim saçlarımda aşırı kepeklenme, iri iri kavlanmalar oluyor. Gittim doktora ama şampuanlar verdi. Birkaç ay idare etti, kesin çözüm olamadı. Ne olur yardım edin diyor. Kepeklenme için siz az önce Gülün Hanım'a Adana'dan arayan hanımefendiye. Evet. Bakın bunu ayrı ayrı da uygulayabilirsiniz ama ikisini karıştırıp ısırgan ve lavantayı beraberce karıştırıp da uygulayabilirsiniz. Saçınızı bununla ıslatacaksınız. Her banyodan sonra normal saçınızı yıkıyorsunuz. Ondan sonra bu lavanta ve ısırgan böyle yarım şar tutam alıp karıştırın. Bir bardak suda
5-6 dakika kaynatın. Banyodan sonra evet saçınızı ve diplerini bununla ıslatın. Tekrar durulamanıza gerek yok. Peki. Zona için sormuştum hocam. Zona için evet. Ya göksulu armudu. Bakın göksulu armudu. Tabii bu bulunmaz bir nimet. Melissa çayı. Aynı şey. Günde 2-3 defa Melissa çayı içmelerini ben öneriyorum. Bir de tabii ki hepsinin başında komutan olan nedir? Semizotu. Asıl semizotu tüketmek lazım. Evet. Semizotunu çiğ mi tüketmek lazım? Evet. Pişmeyecek, haşlanmayacak. Güzelce soğuk suda yıkayın. Bir kase sabah akşam semizotu tüketeceksiniz. Peki. Kıl kökü iltihaplanması için bir lapa önermiştiniz. Tekrar söyleyelim mi? Şimdi bakın bu kıl kökü işte bayanlarda daha çok gözleniyor. Çünkü ayaklarda filan ne yapıyorlar? Ağda yapıyorlar. Hmm. Orada kıl kökü ters dönüp iltihaplanmalara neden olabiliyor. Bunun için yapılacak olan şey nedir? Bir avuç alın yeşil ısırgan, raf ömrünü doldurmamış. Tam da bu çok evet, güzelmiş. Çok az suda lapasını yapacaksınız. Her bayan bilir lapa yapmayı. Ondan sonra o lapayı o kıl kökü iltihaplanmasının neredeyse olduğu bölgeye tülbente koyun, üzerine bekletsin orada 15-20 dakika. Sıcak mı olacak? Ilıktan biraz sıcak olsun. Ne kadar? 15-20 dakika evet kalacak. Ne kadar zamanda bir yapalım? Evet, yani gün aşırı bunu yapabilirsiniz. Bir gün yaptınız, bir gün ara vereceksiniz. Aynen ve bunu 5-6 defa uyguladığınızda evvel Allah sonuç alırsınız. Zaten ilk uyguladığınızın ertesi günü görüyorsunuz o iltihapların söndüğünü. İşte o çok güzel oluyor. Bir günde bir şeyler değişiyorsa harika. Siz hocam bir şey söylediniz bana. Bartholin kisti. Bartholin kisti. Şimdi, evet. Çok duyduğumuz bir şey değil ama nedir hocam o? Şimdi Bartholin kistini bu yani vajinal bölge çıkışındadır bu kist. İltihaplanma şeklindedir. Burada yapacağınız şey bulunmaz bir nimettir. Yok işte bunun. Bu ne oluyor? Kaşıntı mı oluyor peki hocam? Evet orada? Ve iltihap, kist oluşuyor. Kist. Kist. Peki. Su keseceği. Evet, dut kurusu. Bunu soramayız da utanırız da demeyin. Belki de vardır böyle şikayet olan da bilmiyordur adını. Bartholin kisti, evet. Yani bunu antibiyotikle falan çözmeniz de mümkün değil. Peki efendim, reklama gidiyorum. Döndüğümüzde devam edeceğiz. Anneler babalar ekran başına, bahar aylarında çocuklarımızı hangi hastalıklar bekliyor? Sürekli burun tıkanıklığına ne yapılır? Enfeksiyon sıklığını artıran sebeplerden biri yine geniz etidir. Kanayan burun neyin habercisidir? Kulak iltihapları nelere sebep olur? Siz sorun, Profesör Doktor Dilaver Özturan yanıtlasın. Her gelene gidene de ameliyat. Bana ameliyatlık olacak kadar kötü hastalar geliyor zaten. Ağrılarınız kabusunuz olduysa televizyonunuzun kumandasına sakın dokunmayın. Ağrılar fıtığın habercisi midir? Fıtıkla karıştırılan dar kanal hastalığı tedavi edilmezse sağlığımızı nasıl tehdit eder? Beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Cahide Topsakal canlı yayında anlatıyor. Yarın Zahide Yetiş'le de. Efendim tekrar hoş geldiniz. Profesör Doktor Sayın İbrahim Saraçoğlu ile beraberiz. Reklam arasında ne yaptık hemen söyleyeyim. Azra bebek geldi. Babasının kucağında. Ona baktık. Hocamın da bir takım önerileri oldu sağ olsun. Bir şeyi eksik söylemiş olmayayım. Şimdi siz bu tekrar bir verelim mi Azra bebeğimize? Canan Şanlı adını da söylemeniz gerekiyormuş. Soruyorlarmış çünkü. İBAN numarasını isimle vermeniz gerekiyormuş. Canan Şanlı bebeğimizin annesi. Hep gözü yaşlı yavrum ama Azra seni hissediyor, anlıyor. Onu da görmüş olduk reklam arasında. Rabbim inşallah yüzünü güldürsün. İnşallah. Hani sadece o da değil, böyle pek çok bebeğimiz var, onu evet da söyleyelim. Azra gibi çok bebek var. Bilinmeyen bir sürü az SMA'lı çok diyetimiz hep var aynı ama isimlerimiz farklı farklı. Azra gibi protein enzimlerini evet vücuduna geçiremeyen ve özel beslenmeyle ancak bu çocuklar ayakta kalabiliyorlar. Fizik tedavi doktorlarıma, hastanelerime de buradan seslenmek istiyorum. Destek olurum ben diyorsanız hemen bana ulaşın lütfen.
fizik tedavi doktorlarım, hastanelerim, özel hastaneler hepsi lütfen ben çocuğumuza günde 4 saat fizik tedavi görmesi gerekiyor çünkü. Ancak 1 saatini karşılayabiliyoruz. Evet. Gönderdiğiniz yardımlarla da beslenmesine destek olacak. Çünkü bu çok uzun vadeli bir iş. Annemiz burada, babamızı gösteremiyorum size. O da dünya iyisi bir kişi ama kucağında Azra. O yüzden bir yere de gidemiyorlar, bir şey yapamıyorlar. Gencecik insanlar. İnşallah Rabbim yüzünü güldür. Tekrar söyleyeyim. Bak 5 milyarla başlamış olduk. İnşallah, sevgili Oğuz'a, Mustafa'ya, Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yapımcılarımın bu konudaki duyarlılığı beni her zaman çok duygulandırmıştır. Artık tek umudum sizlersiniz zaten Zahide Allah, Hanım. Allah'tan önce zaten Rabbimden istiyorum. Aynen. Sonra önce sizden. Seni bize getiren de o. Evet. Şu programda senin konuşuyor olman vesileyiz biz sadece. İnşallah. Aslında o. Seni iyilik etmek isteyenlerin yüreğine konuşturuyor şu anda. Ben inanıyorum. Güzel yardımlar gelecek. Onları da inşallah evladın için kullanacaksın. Ve inşallah anne baba olarak hepsi olur. Beni çok iyi anlıyorlar biliyorum. Evlat sahibi olanlar için daha da başka bir şey. Herkes kendi evladını düşünüyor. O yüzden biz de programda söylemiş olduk. Aracılık etmiş olduk. Direkt kendisinin IBAN'ını verdik. Destek olmak isteyenleri bekliyoruz. Peki hocam programı kapatıyoruz. Ne söylersiniz bir cümle? Ben tüm değerli izleyicilerimize mutlu bir hafta diliyorum ve Allah'tan sağlıklarının daim olmasını temenni ediyorum. Amin hocam. Haftaya günü salı inşallah tekrar birlikte olacağız. Sevgiler, saygılar bizden sizlere efendim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.